Sayın seyirciler iyi akşamlar. Ne oluyoru Diyarbakır'a taşıdık. Bugün Diyarbakır'dan karşınızdayız. Keçiburnu burcundayız. Gün boyunca da Diyarbakır sokaklarını gezdik. Buranın nabzını tuttuk. Sizlere Diyarbakır'dan merhaba diyorum ve tabii ki bütün Diyarbakırlılara merhaba diyorum. Burada bize gösterdikleri misafirperverlik için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün tabii ki önümüzdeki süreci konuşacağız. Malum cumartesi günü bir kez daha tarihi bir Nevruz yaşayacağız. Şimdi herkes şu sorunun cevabını arıyor. Acaba bu sene Nevruz'da Abdullah Öcalan'ın mesajı sesinden mi dinlenebilecek? Yoksa her zaman olduğu gibi metinden mi okunacak? Herkes bunu merak ediyor. Abdullah Öcalan canlı olarak bu mesajı kendisi mi verecek? Bugün bu akşam bunu konuşacağız. Acaba ihtimaller neler? Bu mesajın içeriğinde ne olacak? Ne söyleyecek? Hangi mesajı verecek bütün Türkiye'ye, bölgeye, herkese? Bütün bunları tartışacağız ve tabii ki çözüm süreci iş mesajla bitmiyor. Ya sonrasında ne olacak? Hangi adımlar atılabilecek? Acaba BDP ile hükümet arasındaki tansiyon yükselecek mi? Yoksa belki de şapkanın içinden yeni ve hiç beklemediğimiz adımlar mı çıkacak? İzleme heyeti, isimler sanki belli olmaya başladı ama daha kesinleşmedi. Yalçın Akdoğan dedi ki henüz kesin bir şey yok ama yine de ortaya çıkan isimleri konuşacağız. Acaba izleme heyeti bir fark yaratabilir mi? Bunu tartışacağız. Kimlerle? Konuklarımla. Sizlere konuklarımı tanıtayım. Bu akşam hem milletvekili konuğumuz var, aday adaylarımız var, gazeteciler var, süreci yakından izleyen gazeteci yazarlar var. Hep birlikteyiz. Altan Tan bizimle birlikte. HDP Diyarbakır milletvekili, ev sahibi aynı zamanda. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Evet. Bizleri de ağırladığınız için ayrıca evet, çok teşekkür ederiz. Yine aynı şekilde Vahit Yiğit, CHP Diyarbakır milletvekili aday adayı. Çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da olmak çok güzel. Fatih Baba Yiğit, AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı. Çok teşekkür ediyoruz size de. Hoş geldiniz yayınımıza. Gazeteci konuklarım var demiştim. Gerçekten bu süreci başından beri izleyen ve değerlendiren konuklarım. Celal Başlangıç bizimle birlikte gazeteci yazar. T24 internet gazetesi yazarlarından teşekkür ederiz. Hep birlikte geldik. Diyarbakır'da nabız tuttuk. Levent Gültekin bizimle birlikte. Bu sürecin devamını birlikte konuşacağız. Beklentilerimiz ne olmalı? Çok teşekkür ediyoruz. Faruk Balıkçı bizimle birlikte. Hürriyet Gazetesi Ankara. Pardon, Diyarbakır temsilcisi. Ankara neden? Ankara'ya gidiyor aklımız hep bu süreç konuşulurken ama Faruk Balıkçı'nın bu dönemde önemli de bir kitabı çıktı. Kendisiyle bu akşam biraz Kandil ne bekliyor sorusuna cevap arayacağız. Dolayısıyla bu da önemli. Ve Abdülkadir Selvi Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi birazdan bizimle birlikte olacak. Hükümetin nabzını ondan alacağız. Acaba hükümet neler yapmayı düşünüyor? Mesajın içinde neler olacak? Ve ondan sonrasında ne gibi adımlar geliyor? Bunları konuşacağız, tartışacağız. Ne zaman? Birazdan. Bizden ayrılmayın. Kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Diyarbakır'dan, Keçi Burcu'ndan yayınımızda birlikte olacağız efendim. Sayın seyirciler tekrar merhaba diyoruz. Biraz önce aktardığım çerçevede konuşmaya, tartışmaya başlıyoruz. Bütün konuklarıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi öncelikle sıcağı sıcağına bir haber var. İzleme heyetinde kimler olacak meselesi günlerdir tartışılıyordu. Bazı isimler belli oldu. Aslında bunlar belli olmuş isimler olarak kamuoyuna yansıdı ya da basında bu şekilde yer aldı ama Yalçın Akdoğan'ın bir açıklaması var. Biz açıklamadan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin diye. Yine de bazı isimler ortada. Hemen onları tekrarlayayım. Kadir İnanır, Deniz Ülke Arıboğan, Avni Özgürel, Öztürk Türk Doğan, Ahmet Taş Getiren, Hilal Kaplan. Bunlar izleme komitesinde olması beklenen isimler. Eğer bu isimlerden biri kabul etmezse yedek isimler de var. Belir Dedeoğlu, Ali Bayramoğlu, Şah İsmail Bedirhanoğlu. Ancak hükümet cephesinden gelen açıklamaya göre şu anda kesinleşmiş isimler yok. Biz de bazı isimlere ulaşabildik yayından önce ve henüz kendilerine bir davet iletilmediğini söylediler. Anladığımız kadarıyla isimler üzerinde hala bir görüş alışverişi sürüyor. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şu anda onay bekleniyor. Bu konuyu birazdan konuşacağız. Birazdan bu konu üzerinde duracağız. Ama ilk önce biraz önce aktardığım konu yani cumartesi günü Nevruz mesajı acaba Abdullah Öcalan kendisi mi okuyacak?
onun sesinden mi duyabilecek Nevruz alanında olanlar? Bunu konuşarak başlayalım. Heyet, İmralı heyeti İmralı'ya gitti pardon. Öcalan'ın mesajını, mektubunu aldı. 2 sayfalık bir mektup olduğu söyleniyor. Altan Tan'la başlayayım. Kamuoyuna şöyle belki de bir tüyo verebilirsiniz, bilmiyorum. Neler olacak bu mesajda ve en önemlisi bugün Diyarbakır'da şoförlere sorduk. Esnaftan bazı sohbetlerimiz oldu. Herkes Abdullah Öcalan'ın sesinden olacağı, kendisinin okuyacağı yönünde bir beklentisi var. Bu yönde görüş bildiriyor. En azından temennileri bu yönde. Bu mümkün mü? Öyle bir şey olabilecek mi? Mümkündür. Yani Türkiye'de ve genel olarak siyasette mümkün olmayan bir şey yok. Yani neticede bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce bugün konuştuklarımız, işte bu heyet de dahil olmak üzere gündeme gelseydi mümkün olmaz, olamaz denilirdi. Ben tabii bu konuda hem bilgili değilim. Yani görüntülü mü olacak yoksa bir mektup mu okunacak? Hem de bilgim olsa bile bunu bu saat itibariyle söylemeye yetkili değilim. Yani öyle bir, çünkü bir siyasi sorumluluk gerektirir bu. Partinin yetkili kurulları bir açıklama yaparlardı, yaparlar. Fakat ben şunu söyledim başından itibaren. Dedim ki keşke imkan olsa da, yani bir yolu bulunsa da Abdullah Öcalan kendi bizzat gelip hitap edebilse. Niye bunu söyledim? Yani bu bir siyasi şov veya bir şey için değil. Şunun için. Mesela okunan metinlerde bazen bir virgül, bir noktalı virgül, bir ses tonu bile yorumlara sebebiyet veriyor. Yani 2013'teki mesela metinde de yine aynı sorunlar ortaya çıktı. İkinci bir konu, işte öyle demek istemedi de aslında şöyle dedi, şu şartlar altında şunu söyledi gibi spekülasyona açık, yoruma açık. Çünkü herkesin kendine göre bir algısı var ve yapmak istediği bir olgu var. Onun için bunun en kestirme yolu mümkün olduğu kadar aracısız direkt hitap şeklidir. Hı hı. İşte bunlardan birisi mektuptur. Yani altında imzası olan mektuptur, el yazısıyla yazılan mektuptur. İkincisi görüntülü olarak hitap etmesidir. Üçüncüsü de bizzat kendisine hitap etmesidir. Keşke bu olabilseydi dedim. Ama eğer bu yani olamayacaksa veya bugünkü siyasi şartlarda böyle bir ortam hazırlanamadıysa görüntülü olmasında fayda vardı. Çünkü bu bazı tartışmaları, bazı spekülasyonları, bazı algı operasyonlarını engellerdi. Benim fikrim bu. Tamam. Hemen hızlı hızlı bu konuda gidelim. Celal Başlangıç, sizce siz nabız tuttunuz biliyorum bugün ama beklentiniz nedir? Benim edindiğim izlenim yarın Nevruz Meydanı'nda sözlü bir açıklama okunacak, metin okunacak ama böyle bir görüntülü mesaj izlenimi hiç edinmedim. O şartlar olgunlaşmadı. Bence öyle bir durum yok şu anda. Sadece mesaj okunacak gibi görünüyor ama bu tamamen bir tahmin ve edindiğim izlenim. Ama yani mesaj metni de galiba Türkiye'deki barış sürecine ciddi bir katkı sunacak gibi bir izlenim de ediniyorum yani. Evet. Fatih Bey? Şimdi bu mesaj okunursa bir kitap okumak gibi olur. Görüntülü olursa zihnimize, canlarımız, düşüncelerin filme yansıması olur. Tabii en etkili hem görüntülü hem sesi olmasıdır. Bu hem daha rahat algılanır. Altan Bey'in de dediği gibi bazı yanlış anlamaları da önler. Çünkü en ufak bir vurgu hatası, ima eksikliği, hatalı anlaşılmaları yol açabilir. Onun için teknik de müsait. Şu an bizim yaptığımız yayının misali yapılabilir. Pek çok yanlış anlaşılmanın da önüne geçilir. Dolayısıyla bu adımı atabilecek olan zaten aday evet. olduğunuz partiniz, yani iktidar. Sizce atabilir mi? Yani bu adımı atmalı mıdır? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunun hangi kesimlerce nasıl algılanacağı da önemli. Hı hı. Tabii ki canlı yayınlarda kontrolsüz demeçler riski de var herhalde, öyle algılanıyor. Bunun belki de zamanı gelmemiştir. Buna karar verecek tabii ki daha yetkili kişiler, daha yetkili bu işin muhatapları. Ben mesajın içeriğiyle ilgilenmek isterim. Vicdanlarımıza sürece katkısı olacak bir yorum olduktan sonra artık şekli benim için ikinci plana düşer. Herhalde bu böyle bir mesaj sesli olarak yayınlansa en fazla muhalefet partilerinin gündemine girecek bir mesele olacaktır. Ne diyorsunuz?
Siz yani Diyarbakır halkını da temsil etmeye aday adayı bir milletvekili olarak daha iyi olur mu? Çünkü bizim gördüğümüz böyle bir beklenti var. Ciddi bir beklenti bu halk arasında. Hayır. Bizim Diyarbakır'dan yani bizim açımızdan biz kendisinin bizzat gelip alanda konuşmasından yanayız. Bırakın mektup gönderilmeyi falan. Demin Altan Bey'in dediği gibi onun sesinden kendi duygularını direkt halka Nevroz günü açıklaması bizim temennimiz, bizim talebimiz. Ama ben de Celal Bey gibi düşünüyorum. Bir mektup şeklinde olur diye düşünüyorum. Olur. Ona belki de Türkiye'nin koşulları şu an müsait değil. Yoksa muhalefet olarak bizim buna bir tepkimiz olmaz. Olacağını da sanmıyorum. Hayır. En azından biz Diyarbakırlılar açısından söyleyeyim. Öyle bir tepkimiz olmaz. Levent Birtek, ne diyorsunuz? Bu konuya. Evet. Ne diyeyim bu konuya? bence Öcalan'ın gelmesinden, mesajının okunmasından daha ziyade tarafların Öcalan'ın serbest kalabileceği bir Türkiye'yi oluşturmaya çalışmaları gerekiyor. Yani bunu kabul etmemiz lazım ki Türkiye'nin şu andaki demokrasi standardı böyle bir şeye çok imkan vermiyor. Ne iktidar partisinin durumu, ne Kandil'in almış olduğu tutum, ne de HDP'nin son geldiği noktadaki durumu. Bunu olumsuz anlamda söylemedim, pozitif anlamda söylüyorum. Şimdi bütün bunlar ortada, Türkiye'nin durumu ortada, tartışmalar ortada, iktidarın aldığı tutum ortada. Ne kadar negatiflik görüyorsunuz. Kandil'in silah bırakma meselesi daha netleşmiş değil. Bırakacak mı, bırakmayacak mı? Yani şeyi söylüyorum, Türkiye içini. Bütün bunlar hiç netleşmeden, hiçbir şey yokmuş gibi ne konuşuluyor onu da bilmiyoruz. Yarın sabah Öcalan işte çıksın gelsin burada. Ben isterim çıksın gelsin konuşsun da bugün Celal Bey gördü bir şey. Celal Bey birine sordu, Barış için ne diyor Diyarbakırlılar diye. Çok tane, çok sade, çok içten bir cümle vardı orada. Ya gelsin çıksın şurada konuşsun da barışalım. Barışalımdaki sıcaklık. Eminim ki barış sürecini yürütenlerin hiçbirinde yok. Bu sıcaklığı sağlayacak bir ortamı önce yapmaları lazım. Samimiyetle gerçekten istiyorlarsa Öcalan'ın serbest kalacağı bir Türkiye'yi oluşturmaya çalışmaları gerekiyor. HDP'nin yapması gereken de, iktidarın yapması gereken de Öcalan'ı bırakalım mı bırakmayalım mı pazarlığı üzerinden artık çıkmaları gerekiyor. Eğer Öcalan bırakılması gerekiyorsa ki bana göre içeride kalmasının hiçbir anlamı yok. Onun niye olduğunu söyleyeyim. Bu Diyarbakır'da da bu duygum çok pekiştiği için söylüyorum. Trabzon'a da, Kars'a da, Ardahan'a da, İstanbul'a da, Diyarbakır'a da her gittiğim ilde bir duygum pekişiyor. Şunu diyorum. Eğer Türkiye 80 yıldır bir işgal kuvveti tarafından yönetilmiş olsaydı ancak bu kadar berbat olurdu. Ancak bu kadar kötülük yapılmış olurdu o ülkeye. Tamam. Kim bu ülkeyi bu hale getirdiyse hepsi dışarıda. 80 yıldır bu şehirleri, bu insanları kim yoksul bıraktıysa, kim ahır gibi okullarda çocuklarımızı okuttuysa, kim doğuda faili meçhul binlerce insanı öldürdüyse, kim insanların dağa çıkmasına vesile olduysa, kim çocuklarımızı askerliğe sahip çıkamadıysa, karakol yapmayı başaramadıysa, el bombası dizmeyi bile başaramayıp 22 tane çocuğumuzu Afyon'da öldürdüyse, paralarımızı çaldıysa yoksul şeyin sonunda, yolsuzlukların sonunda, hepsi dışarıda. Öcalan da çıksın. Hiçbir anlamı yok içeride kalmasının. Çıksın da bari barış yapalım yani en azından. Çünkü hakikaten çok üzgünüm yani. Bugün Diyarbakır'ı gördüğümde o kadar üzüldüm ki. İnsanlar yoksul. Siz de gördünüz. Kahveler tıklım tıklım genç dolu. Her taraf. Şehir perişan. Sadece Diyarbakır değil. İstanbul, Ankara her taraf çöplük gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bak ben bunu çok sık söylüyorum. Biz çöplük gibi bir ülkede yaşıyoruz. Çöplük gibi bir ülkede yaşayan insanlar bu konuları konuşmazlar. Başka konuları konuşurlar. Bir an önce çözerler bu meseleyi, bir an önce çözerler. Ben eminim ki bugün Celal Bey'in o soruyu sorduğu arkadaş, onun gibi iki tane ahır gibi evde yaşamaya mahkum bırakılmış iki tane Kürt vatandaşı alın götürün Ankara'ya bu sorunu iki günde çözer. Çünkü acısını çekiyor o yoksulluğun. Ankara'daki bütün taraflar, AK Parti'de söylüyorum, diğer HDP'yi de söylüyorum, öbürlerini de söylüyorum. Keyifli odalarında, gayet lüks salonlarında pazarlık yapıyorlar. Ben barış sürecini şuna benzetiyorum, biraz belki uzattım. Şuna benzetiyorum. Yolculuk yapıyoruz 5-6 arkadaş. Bir yere varacağız. Barış süreci aynen bu. Hepsi, bütün taraflar için geçerli. Diyoruz ki bu yolculuk için bir lider seçelim. Herkes cebindeki parayı son kuruşuna kadar çıkarıp o lidere versin. Herkes ama. O lider karar verecek. Nerede yemek yiyeceğiz? Nerede oturacağız? Nerede konaklayacağız? Bazıları cebindeki para, biraz para tutuyor. Olur da yolda başıma bir iş gelirse bu arkadaşları satarım. Tarafların hepsi şu anda cebinde para tutuyorlar.
kendi başlarını kurtarmak üzere. Hiç kimse cebindeki paranın tamamını buraya koymadı. Ne Kandil koyuyor, ne İmralı koyuyor, ne hükümet koyuyor, ne HDP koyuyor. İnsanların yoksulluk, perişan durumu üzerinden tuhaf bir tartışma yürütüyorlar. İzleme heyeti mesela. Oraya girmeyelim isterseniz. Peki, burada virgül koyalım, tamam. Ondan sonra devam edelim. Yoksulluk ve perişanlık kısmına da katılmıyorum. Peki. Yarın ikinizi de davet ediyorum bir Diyarbakır turuna. Peki. Eski bir turist rehberi olacak. Tamam. Yani iki sene turist rehberliği yaptım. Diyarbakır'ın yoksul kesimini de, orta sınıflarını da, yeni sınıfını da, yani sorunun sınıfsal boyutu nedir? Eğer kabul ederseniz, misafirimsiniz. Bir iki saat, üç saat size. Tabii ki. Hay. Levent Bey, belki hani bu anlamda mı söylediniz bilmiyorum. Şu anlamda söyledim. Genel olarak tabii ki zengin sınıfı vardır. Ama genel olarak yoksulluk had safhada. Hayır, bu sadece Diyarbakır'a ait demiyor. Bütün Türkiye ortalamasıyla mukayese edeceğiz. Neler var, neler daha oluyor. Daha mı iyi diyorsunuz? Hayır, iyi kötü demiyorum. Beraber bir gezelim, tamam, tekrar programı. Mutlaka tamam. Gezelim. Peki, şimdi sizin söylediğinizden siz diyorsunuz ki mühim olan Öcalan'ın çıkması, mesajı yayınlaması değil, mühim olan onun altının doldurulabildiği bir Türkiye düzeninin yaratılmış olmasıdır. Bu arada Abdülkadir Selvi aramıza katıldı. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Birazdan döneceğim. Ne diyorsunuz? Bir kere mesajı, şimdi siz Kandil'in nabzını bu sıralar sıkça tuttunuz. Sizce bu mesajda ne olmasını bekliyorsunuz? Belki öyle devam edebiliriz ve bu görüntülü mü olacak, yazılı mı olacak meselesinde tabii ki sizin de görüşünüzü alayım ilk turda herkese sorduğum gibi. Öncelikle bu son dönemde AK Parti ve HDP arasındaki bir soğuk savaş nedeniyle ben bunun çok görüntülü bir mesaj olacağı inancı içerisinde değilim. Tabii ki görüntülü bir mesaj olması biraz da iyi niyet taşır. Görüntülü mesaj olması durumunda da o nevroz coşkusunun çok daha artacağına da inanıyorum. Dolayısıyla bir metin mesajı olacaktır. Bugüne kadar bu süreçte peki 8 kez ateşkes ilan etti. Dolayısıyla bu son gelinen noktada da artık son açıklanan 10 maddenin HDP ve AK Parti'nin birlikte yaptığı açıklamadan sonra da ben Öcalan'ın mesajında da bu boyutu daha ileriye taşıyacağı inancı içerisindeyim. Daha olumlu mesajlar vereceği inancı içerisindeyim. Öyle. Peki Abdülkadir Selvi'ye soralım. Genelde o köşesinde yazıyor ve sonrasında da onun öyle olduğunu iki gün sonra okuma fırsatı ya da dinleme fırsatı buluyoruz. Siz mesajın içeriği konusunda bir bilginiz var mı? Bir çerçeve. Mesela Faruk Balıkçı diyor ki daha ileriye bir mesaj verecek. İki Nevruz'u da aslında siz de burada izlediniz. Birlikte izledik. Daha demokratik bir yönetim. Artık siyasi mücadele zamandır. Silahlara vedadır dedi. Bunun ilerisinde bu sefer ne söyleyebilir? Ne söyleyebilir de bütün onu bekleyen kalabalıklara burada Diyarbakır'da ve Türkiye'de yeni bir şey söylemiş olur? Sizin beklentiniz ne? Bence Öcalan çok önemli mesajlar verecek. Çünkü 2 yıl önce 2013 Nevruz'unda verdiği mesajında bir niyet beyanında bulunmuştu. Silahların bırakılması gerektiğini, artık silahların miadını doldurduğunu ve demokratik mücadelenin başladığını ilan etmişti. Ve yeni bir Orta Doğu'ya, yeni bir Türkiye'ye uyanmaktan söz etmişti. Ama bu 2 yıl içerisinde çözüm süreci çok önemli sabotaj girişimlerine rağmen yoluna devam etme başarısını gösterdi. Gelinen aşamada da ben Öcalan'ın bu niyet beyanının ötesine geçip, hatta 28 Şubat günü hükümetle HDP'nin açıkladığı ortak deklarasyonda yer alan irade beyanının da bir adım ileriye geçmesini bekliyorum. Elbette ki yine demokratik siyasete çok önemli bir vurgu olacak. Çünkü ana mecra olarak Öcalan artık demokratik siyaseti öneriyor. Tarihtaşta yine bir vurgu olacağını düşünüyorum. Sadece Kürtler ve Türkler açısından değil, Orta Doğu açısından bir perspektif ortaya koyacağını düşünüyorum. Ayrıca ortak açıklamada biliyorsunuz PKK'nın Türkiye'deki silahlı faaliyetlerini bırakması için bir kongre toplaması gündemdeydi. Ben Nevruz mesajında Öcalan'ın bu konuda bir tarih verebileceğini, örneğin Nisan ayı içerisinde, yani gün olarak değil, elbette ki bunu PKK yöneticilerinin takdirine bırakacaktır ama
Nisan ayı içerisinde ya da en fazla Mayıs ayında, ama ben Nisan'ı çok aşacağını düşünmüyorum, PKK'nın silahlı mücadeleyi bırakmayı tartışmak üzere kongresin toplaması çağrısı yapacağını düşünüyorum. Bir cümle, siz olmadığınız için burada konuşuldu, hemen o konudaki görüşünüzü alayım. Mesela bugün biz Diyarbakır'da hakikaten sağda solda işte sohbet ettik. Sağ olsunlar bizlerle fikirlerini paylaştı Diyarbakırlılar. Herkeste şu duygu var tabii ki. Ya tamam, iki senedir biz mektupları dinliyoruz. Biraz önce Altan Tan da söyledi. Mesaj okunduğu zaman gerçekten onun mesajı mı, acaba ne demek istemiş, anlaşılabilmiyor, anlaşılamıyor. Dolayısıyla insanlar da bunu söylüyorlar ya. Artık bizi aslında, yani çok belki kısaca tabiriyle, ya artık bizi bir tek kendisinin sesinden bu mesajı duymak tatmin eder, keser. Hükümet bu adım atabilirdi. Niye atmadı? Bence Öcalan'da böyle bir adım atılması için henüz o şartların oluşmadığı kanaatinde. Henüz Türkiye o noktaya gelmedi. Çünkü bir sonra atacağınız adımı bir önce attığınız takdirde bu çözüm sürecine hizmet etmeyebilir. Öcalan oldukça gerçekçi birisi, bu süreçleri çok gerçekçi okuyabiliyor. O nedenle böyle bir şeye şimdilik gerek duymamış olabilir. Yoksa Öcalan'ın verdiği mesaj konusunda hem kitlede, hem HDP yönetiminde, hem Kandil'de bir kuşku olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü bu mesajların nasıl geldiği, nereden gittiği, nasıl kontrol edildiği konusunda zaten yürüyen bir mekanizmalar var. Ki zannediyorum mesaj bu saatlerde hem Ankara'da hem Kandil'de hem HDP yönetiminde zaten tartışılıyordur. Peki Altan Tan'a dönelim. Şimdi biraz önce Levent Gültekin'in söylediği mesele, yani burada hala aslında bir pazarlık meselesi dönüyor. Her ne kadar Selahattin Demirtaş biz hiçbir pazarlığın içinde değiliz ve böyle de bir pazarlık yapan parti olmadık dese de, demiş olsa da, yine de masada içinin nasıl doldurulacağı, ne adımlar atılacağı konusunda bir pazarlık var. Katılıyor musunuz? Yani hani ileriye gidiyor, ileriye gidiliyor deniliyor ama gerçekten ileriye gidiliyor mu sorusu da bence sokakta hala sorulan bir soru. Henüz şu anda tatmin etmiş değil insanlar. Öyle görünüyor en azından. Şimdi tabii böyle kestirip atmaktan ziyade isterseniz önce olumlu noktaları söyleyelim. Sonra da muhalefetimizi veya çekincelerimi ortaya koyayım. Bir, ne olursa olsun bu iki yıl zarfında çok büyük oranda silahların susması ve kan akışının durması sevindirici bir mesele. Birincisi bu. İki, görüşmeler diyelim. Yani müzakere tabirini ağzıma alacaktım ama geri çektim, görüşme dedim. Görüşmelerin tatmin edici noktada olmamasına rağmen hala sürüyor olması, yani bu diyaloğun diyelim, yani gitmenin, gelmenin, konuşmanın yine olumlu. Üç, kamuoyunun bu çözüm sürecini yine piyasa tabiriyle satın alması, yani destek vermesi %65, %70'lere. Hala sizce satın alıyor mu? Bence satın alıyor. Çok büyük oranda. Yani hiçbir zaman %100 kabul etmek mümkün değil. Peygamberler bile bir toplumun %100'ünü ikna edemediler. Böyle bir şey yok. Ama büyük oranda toplum bu barış sürecine destek veriyor. Türküyle, Kürdüyle. Son bir şey, yani bunları uzatabiliriz böyle 4, 5, 6, 15'e kadar gidebiliriz ama yani genel çerçeve olarak bir ümidin devam etmesi. Yani buradan bir çözüm çıkacak. Ve bu hem Türkiye'nin içinde bir toplumsal uzlaşmayı sağlayacak, hem de Orta Doğu'ya yansıması olacak. Bir ümit. Şimdi bunlar benim olumlu dediğim yönler. Peki çekinceler ne? Veya muhalefet ne? Eleştiri ne? Başından beri şunu söylüyoruz. Demokratik haklar en geniş çerçevesiyle. Buna isterseniz İslami haklar deyin, isterseniz insani haklar deyin, isterseniz liberal demokrasinin hakları, yani adını ne koyarsanız koyunuz. İnsani ve vicdani haklar pazarlık konusu edilemez ve bir şeye de rehin tutulamaz. Hatta bunu daha da basit anlaşılsın diye şunu söylüyoruz. Devamlı ben mesela tekrarlıyorum bunu. Kandil silah bırakmasa seçim barajı düşmeyecek mi? Kandil silah bırakmasa bizim köylerimizin, kasabalarımızın, şehirlerimizin isimleri iade edilmeyecek mi? Kandil silah bırakmasa veya PKK silah bırakmasa Kürtçe ana dille eğitim olmayacak mı? Cemevleri ibadethane sayılmayacak mı? Tekkeler, tarikatlar, medreseler serbest olmayacak mı? Yani yeni bir demokrasi, yeni bir Türkiye'nin şartları herhangi bir şeye ipotek edilemez, rehin tutulamaz. Bunu söylüyoruz. Bunlar pazarlık da edilemez.
İşte hükümeti eleştirdiğimiz, hükümet sürekli yeni bir anayasayı yapmada, Türkiye'yi demokratikleştirmede PKK'nın tamamen silah bırakmamasını gerekçe göstererek halk tabiriyle çamura yatıyor. Bu çamura yatmasının, oyalamasının, ertelemesinin, süreci çürütmesinin, uzatmasının hiçbir meşru sebebi yok. Bu bir. İki, peki PKK veya silah bu demokratikleşmeden tamamen soyutlanabilir mi? Yani ayrı ayrı diyorsunuz ama yani diyoruz da bunun geçiş noktaları yok mu? Bağlantıları yok mu? Var. Yani aynen tavukla yumurta misali birbiriyle bağlantılı olduğu yerler var. Ama siz ısrarla bu demokratikleşme ve kendi yolunuzda ilerlemenizi devam ettirirsiniz. Ondan sonra da elinde silah olan herkesle oturup konuşursunuz. Bu silahları nasıl bırakırsın, nereye bırakırsın, ne zaman bırakırsın? Ve işte çok meşhur bir söz haline geldi, bir atasözü haline geldi neredeyse. Dağda silahla gezeceğine, ovada siyaset nasıl yaparsın? Veya ben bunun şartlarını nasıl hazırlarım? Bu da konuşulur. Şimdi hükümet, özetle benim gördüğüm, başından beri de eleştirdiğim ve halen de eleştirdiğim, sürekli olarak bu işi uzatıyor. Gerekçeler ortaya koyuyor. Bunun da gerekçesi çok basit. Yani kimsenin IQ seviyesi, yani ortalama insanların aynı, 3 aşağı 5 yukarı hepimizin, biraz az biraz çok, 3 seçimi atlatmak istedi. Yani yerel seçim, belediye seçimlerini, cumhurbaşkanlığını seçimini ve parlamento seçimini. Peki bu tabloda mesela biz barajı geçersek AK Parti tek başına iktidar olamıyor. Yani bunu artık 3 ay 5 ay evvel söylüyorduk. Ama bugün bütün bu işin hesabını kitabını yapanlar %43'ün altına 42,5'a düştüğü an tek başına iktidar olamıyor. Ha, düşer düşmez ayrı bir tartışma konusu. Peki sen bu kadar geciktirdin bu işi, sonradan da çoğunluğu kaybettin. Ne olacak Türkiye'nin hali? Bu iş olduğu gibi işte ortada kaldı. Tekrar bir ittifak, tekrar bir siyasal güç toparlamak lazım ki bu işler olsun diye. Onun için şunu söylüyoruz, oyalaması, uzatması asla kabul edilemez. Uzattı, oyaladı, çürüttü. İki, bunun karşılığı da silah değil. Bunu mesela ilk söyleyenlerdenim ben. Israrla söyleyenlerdenim. Hatta bazı arkadaşlarımızdan niye bu kadar sık söylüyorsun ikazı almama rağmen. Bunun karşılığı tekrar Türkiye'yi bir Suriye Irak yapmak değil. Yani tekrar asker ölsün, gerilla ölsün, efendim gençlerimiz, Kürt gençleri dağa çıksın, bunlar ölsün, bu değil. Siyasetin demokratik yollarla işte Abdullah Öcalan'ın 2013 Nevrozu'nun da altını çizdiği, belki bu Nevroz'da daha da güçlü bir iradeyle ortaya koyacağı, bundan sonra hükümet ne yaparsa yapsın veya devlet ne yaparsa yapsın, başka hükümetler ne yaparsa yapsın, bizlerin hak arama mücadelesinin artık demokratik, fikri, siyasi bir çerçevede devam etmesi lazım. Levent Bey bir şey söyleyecek abi. Ahmet Bey, Altan Bey'e bir şey ekleyeyim. Pozitif bakmak lazım dedim. Ben pozitif bakıyorum, onu söyleyeyim baştan. Hayır hayır, ben yani pozitif olan nokta bakmak lazım demedim. Yani pozitif olan noktalar var dedim. Bence var, çok iyi, çok önemli bir nokta. Ama yani eleştirdiğimiz şeyler var. Fakat ben önce başka bir şeye dikkat çekeyim. Evet. Hayat aslında hepimizle alay ediyor. Nedir o? Bugüne kadar bunlar Türkiye'yi bölecek, Kürtler Türkiye'yi bölecek diyen ne kadar ulusalcı varsa bugün HDP'nin barajı aşması için çabalıyor. Evet. Bu hayatın hepimizde büyük bir alay ettiğinin göstergesidir. Ne diyorlar? Yıllarca bize bu Kürtler var ya, bunlar bu ülkeyi bölecek diyorlardı. Şimdi bugün Cüneyt Hacıyürek mesela en önemlilerden bir tanesi, Cumhuriyet'te var. HDP'nin barajı geçmesi lazım diye yazı yazmış. Bak, hayat onu getirdi, HDP'ye mahkum etti. Fakat bu çok ayıp bir davranış. Nedir o ayıp davranış? HDP'nin sözlerine bakmıyor. Geldiği noktaya bakmıyor. Verdiği mesaja bakmıyor. Türkiye'lileşme projesine bakmıyor. Demokrasi vurgusuna da bakmıyor. Aslında HDP bir şey yapıyor. Elini açtı. Hepimizin yumruğu sıkılıydı. Açtı elini, tokalaşalım diye. Bu artist diyeceğim, kusura bakmayın. Bu ulusalcı dediğimiz, yani bu karşı duranlar, yani HDP'yi kendine AK Parti'den kurtaracak çıkarcı bir anlayışla o eli tutmuyor aslında. Ya gel bizi kurtar, sen kurtar. Ya bir tut, bir konuş. Bu adam ne diyor? Şimdi buradan baktığımızda tuhaf bir şey var. Şunun altını çizeceğim. Tayyip Erdoğan bu ülkeye büyük bir iyilik yaptı. Şimdi doğuda yaşayanlar bilirler. Kuyudan su çekme diye bir kural vardır. Bir el pompaları vardır böyle. Suyu çekmeniz için mutlaka bir kap suya ihtiyacınız vardır.
Yani o pompanın çalışması için o kap su olması gerekiyor. Yoksa pompa çalışmaz. O suyu dökeceksiniz ki pompa çalışmaya başlasın, su çıksın. Tayyip Erdoğan bize o suyu sağladı. 40 yıldır hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Konuşmanın zeminini hazırladı. Tayyip Erdoğan'ın bugün gelmiş olduğu nokta, üzülerek söylüyorum ki, kendi atmış olduğu adımın kendisi arkasında kaldı. Ve ne yazık ki arkasında kaldığı için şimdi arkadan sarılıyor, o adımın ileri gitmemesini, yani gitmesine müsaade etmiyor. Yani bırak gitsin diyeceksin çünkü kaldı kendisi geride. Tayyip Erdoğan'a yapacağımız bir şey var, üstünü dikmemiz lazım bir yere, hürmetlerimizi sunmak için. Çünkü şu anda canlı haline sunacak durumumuz yok, bırakmıyor etrafına kimseyi. Şimdi geldiğimiz noktada HDP'nin bir karar vermesi lazım. HDP bir şey söylüyor bize. Şimdi Ahmet şey, Altan Bey'in de söylediklerinden bir şey anladı. Bu artık bir demokrasi mücadelesine döndü. Yani bu artık bir demokrasi mücadelesi. Şimdi ben böyle bir, kendi kendime bir soru soruyorum. Neyin müzakeresini yapıyorsunuz? Demokrasi müzakereyle gelmez. Evet. Demokrasi pazarlıkla gelmez. Demokrasi izleme heyetiyle, komiteyle gelmez. Demokrasi söke söke alırsın. Çıkarsın ortaya, bitiriyorum. Çıkarsın, devam ettirirsin. Hiç AK Parti barajın altı, ben mesela ben HDP'nin geldiği nokta açısından söylüyorum. Şimdi bize verdiği bir mesaj var. Demokrasi, Alevi'nin de hakkını savunacağız. Kürtlerinkinde konuşacağız. Ermeninkinde konuşacağız. Tamam, süper. Bu şu demektir. Ben HDP'nin yerinde olsam yarın sabah kalkarım müzakere masasından. İhtiyaç yok artık. Bir şey, yani demokrasi müzakere edilmez. Demokrasiyi HDP iktidardan dilenmesine gerek yok. Peki. Çıkacak halkın, çünkü artık imkan var. Televizyonlar açık, miting yapabiliyor. Herkesle konuşuyor, halka ulaştı. Bizi ikna etti. Biz artık adını koymadan birbirimizden özür diliyoruz. Yani siz de görüyorsunuz. Türkiye'de birçok insan artık ya HDP'ye oy verelim diyor. Bu bir üstü kapalı özürdür. HDP de özür diliyor bir anlamda. Ya biz de düzeltiyoruz. Bak üslubumuzu düzeltiyoruz. Artık işi demokrasiye getiriyoruz. Da neyi konuşacağız? Tayyip Erdoğan'a neyim? Açıklanan 10 maddenin 10'u da demokrasiyle ilgili. Ya demokrasinin pazarlığı olmaz ki. Alacağız onu, söke söke alacağız yani bir şekilde. Peki, ama ben HDP'nin yerinde olsam ve müzakere masasından kalkar bu işi bitiririm dediniz. Burada bir olumlu anlamda diyorum. Dön artık demokrasi mücadelesini, gel beraber verelim. Evet, bu işi. Peki diğer konuklarım bu konuya katılıyorlar mı? Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Altantan'ın söylediğini de konuşacağız. Yani hükümet oyalıyor bu meseleyi bir kez daha dedi. Bu iki başlığı daha doğrusu tartışmaya açıyorum birazdan. Ne oluyor'a devam ediyoruz. Hemen biraz önce Altantan'ın söylediği meseleyi kısaca bir değinmek istiyorum. Abdülkadir Selvi'ye soracağım. Hükümet oyalıyor mesela, aslında bu sıralar pek çok kişinin dilinde. Kaç seçimdir bu böyle. Dolayısıyla aslında çok basit. Bir gecede belki çıkarabileceği şeyleri çıkarmıyor ve sürekli bir işte bir oyalama söz konusu. Katılıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Yani bunu bir gecede çıkarılacak, bir yasayla düzeltilecek bir iş olduğunu düşünmek, Kürt sorununu Orta Doğu coğrafyasında yaşanan 30 yıllık, 40 yıllık bu süreci, bu süreci hafife almak demektir. Bence çözüm süreci hem Suriye ve Irak'ta yaşananlara, hem Gezi olaylarına, 17-25 Aralık darbe girişimlerine, hem yerel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine, Paris suikastine, önemli sabotaj girişimlerine rağmen bugün bu çözüm masasının ayakta olması başlı başına bir başarıdır. İstenen düzeyde mesafe alındı mı? Ben de alınmadığı kanaatindeyim. Ben çözüm sürecini ilk yazdığımda hatırlarsanız Mayıs ayında silahların bırakılmasını ve geri dönüşle ilgili, yani silahlı unsurların Türkiye'ye nasıl geleceğiyle ilgili mekanizmaları yazmıştım. Hatta bu süreci yöneten aktörlerden ne oldu, süreç elinde mi patladı dediklerinde ben dedim ki espriyle karışıp, bana bırakmadınız ki, başka aktörler ortaya çıktı. Bunu arzu ettik ama şu anda bugün Diyarbakır'da, Keçiburcu'nda bizim Nevruz öncesinde silah bırakma gibi bir konuyu çok umutlu bir şekilde tartışıyor olmamız dahi ben çözüm sürecinin
bir mesafe aldığının göstergesi olarak görüyor. Jonathan Powell'ın çok güzel bir sözü var. Önemli olan bisikletin pedallarının çevrilmesi diyor. Bu bisiklet devrilmedi ve buraya geldik. Ha, ne oldu? Onu da şey yapalım. Gerçekçi olmamız lazım. Yani bu iki yıl içerisinde arzu ettiğimiz şekilde bir mesafe alındı mı? Yani Gezi olayları başlayınca PKK geri çekilmeyi %13, %15, %20 seviyesinde tutuyordu. Durdurdu, frene bastı. Eğer o olmasaydı, geri çekilme tamamlansaydı, biz şimdi üçüncü aşama silahların tasfiyesi sürecini tamamlamış, yeni anayasayı ve yasal düzenlemeleri konuşuyor olsaydık, ben bunu daha çok arzu ederdim. Ama yine gelinen aşamayı da bir başarısızlık olarak görüyorum. Ne oldu bu süre içerisinde? Bir, elbette ki akan kan durdu. Bu çok çok önemli. Ama çözüm süreci üzerinden Türkiye normalleşmeye başladı. Yani bu çözüm süreci Türkiye'yi bölecek sendromundan kurtarmış olduk. Bugün Trabzonlu vatandaşımız eğer bu ülkeye barış gelecekse ben Öcalan evimden misafir etmeye hazırım diyorsa bu normalleşmenin işareti. Bu sadece toplumdaki normalleşme değil. Bir takım yasal düzenlemelerde de artık adım atılmasını kolaylaştı. Ben gelinen zemini bundan sonra yapılacaklar açısından çok umut verici görüyorum ve hızlanılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Orta Doğu coğrafyasında bu tür süreçleri çok rahat, serin kanlı, geniş zamana yayarak yönetemeyiz. Çünkü çok sık dengeler değişiyor. Ne oldu? Çözüm ilk kez yasal bir statüye kavuştu. Ardından çözüm hükümet programına girdi. Çözümle ilgili mekanizmalar oluşturuldu. Şimdi geldiğimiz noktada işte Nevruz'dan sonra bir izleme heyetinin oluşturulacağı aşamaya geldik. Ve bu izleme heyeti yasal statüye sahip olan bir heyet Kandil'e çıkacak, İmralı'ya gidecek, Ankara'ya gelecek, görüşmeler yapılacak. Eğer PKK Kongresi Türkiye'de silahlı mücadeleyi bırakma kararı alırsa biz şuna da tanık olacağız. Silah bırakan unsurların Türkiye'ye gelişlerini, siyasete ve sivil hayata katılımları ile ilgili birçok yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Şuna gönülden katılıyorum. Artık bu konuda rehavetle hareket etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hızlandırmamız gerekiyor ama gelinen aşamayı ben artık bu zeminin oluşması, bu imkanın oluşması ve normalleşmenin sağlanması açısından çok değerli ve çok kıymetli buluyorum. Celal Başkanım katılıyor musunuz? Şimdi bu konuyu yani defalarca konuştuk. Her seferinde genelde işte önce silahlar bırakılsın ama onun arkasından Cemil Bayık bir açıklama, dünyanın hangi ülkesi, neresinde silahlı bir ya da böyle bizim gibi bir mücadele veren örgüt hiçbir şey almadan silah bırakmış mı ki dedi. Dolayısıyla oranın da tavrı çok belli, çok net. Siz ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz Abdülkadir Bey'e? Katılmadığım yerleri var, katıldığım yerleri var. Hı. Şöyle söyleyeyim. Bir kere bu tabii kolay bir süreç değil. Zor ve uzun, sancılı bir süreç. Bu tamam. Fakat bütün bu sürece baktığımızda biz örneğin 2013 yılında geldiğimiz noktadan yani Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda mesajının okunmasından sonra silahlı PKK'ların sınır dışına çıkması sürecinden daha geri bir noktadayız şu anda. Daha geri noktadayız. Evet, ileri noktada olduğumuz yerler var ama çok temel bir şeyde geriyiz. Bir kere arazi bir terk meselesi vardı. O terk meselesi durdu. Niye durdu? Yani sadece Gezi'den dolayı durmadı bence. Bu süreç içerisinde hükümetin kurması gereken komisyonlar vardı. Onlar kurulmadı. Hiçbiri işlemedi. Bir tek akil adamlar komisyonu kuruldu. Ha nerede ileriyiz? Bir şurada ileriyiz. Akil adamlar sahaya çıktıklarındaki tepki bugün çok daha aza inmiş durumda. Bu sorun konuşuldu, tartışıldı. Yani Türkiye halkı açısından daha ileri noktadayız. Ama biz neyi konuşuyoruz? Sorunun çözümünü konuşuyoruz. Yani çözüm diye konuşuyoruz. Ama daha geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan sorun yoktur, Kürt sorunu yoktur dedi. Şimdi buna bakınca Erdoğan'ın örneğin 1991 yılında, 18 Aralık 1991'de Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken verdiği bir rapor var. Doğu Güneydoğu sorun diyorlar ama bu aslında Kürt sorundur diye kendi raporuna yazmış. Hatta işte o raporda terörist demeyelim, devletin dilini kullanmayalım diyor. Bakıyoruz şimdi bugün o dil gene kullanılıyor hala. O raporda ne öneriliyor? Ana dilde eğitim, öğretim önerisi var o raporda. Biz bunları konuşmuyoruz hiçbirini. Ki bunun önünde anayasal engeller var. Yeni anayasayı konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanı ama konuşurken sadece başkanlık meselesi üzerinden yeni anayasayı konuşuyor. İşte bu sorunların çözümüydü, yerel yönetimlerin güçlendirilmesiydi, Avrupa Birliği yerel yönetimler özellikle şartıydı. Bunların da hiçbirini konuşmuyor. Bu açılardan bakınca da geri noktadayız diye düşünüyorum.
Ve bu konuda hükümet üzerine düşeni sonuç alıcı biçimde yapmıyor. Yani bir müzakere masası kurmuyor. Yani alt antana katılıyorsunuz tabii, bu anlamda. Tabii şimdi ortada zaten şu anda bir müzakere masası yok. Kurulmuş bir masa kesinlikle yok. Peki ama, Levent Gültekin dediğine katılıyor musunuz? Yani bu saatten sonra zaten bir masaya da gerek yok dedi biraz önce. HDP kalkmalıdır. Sizin görüşünüz ben gerekli nedir? Görüyorum. Daha masa kurulmadı ki, oturmadı da, oturmadan kalkılmaz masadan. Onun için kimse masadan kalkmaz kolay kolay. Hele seçim sürecine kadar hükümet de masadan kalkmak niyetindeydi ama bu süreci bir anlamda oyalamak niyetinde. Bu sürecin devam edip etmeyeceği de bana göre seçimden sonra oluşacak tabloyla belli olacak. Yani çok güçlü bir AKP çıkarsa seçimden başka bir tablo oluşacak. Biraz oyunu kaybetmiş bir AKP çıkarsa başka bir tablo oluşacak. Çünkü bu süreç içerisinde umut vermeyen şeyler de var. Tabii akan kanın durması, gençlerimizin ölmemesi çok önemli bir şey bu süreçte. Önemli şeylerden biri Türk halkının bu işe daha yatkın bir hale gelmesi. İki. Üçüncüsü de tabii hala daha diyalog bir biçimde sürüyor olması önemli. Ama Kürt meselesinin çözümündeki en önemli enstrümanlardan biri, en başta gelen demokratikleşme. Ama şimdi hükümetin bu iç güvenlik yasalarıyla bu sorunun çözmesi arasında ciddi bir çelişki var. Yani bir yandan bu iç güvenlik yasalarını çıkartan hükümet bu sorunu çözemez. Bunu çözmeniz mümkün değildir. Ben gene yarın öbür gün Öcalan'ın mesajından sonra şöyle bir tablo oluşacağını düşünüyorum ben Türkiye'de. Yani bu tablodan sonra yarın mesaj okununca önce herkes dönüp Kandil'e bakmayacak bence. Önce Ankara'ya, hükümete bakacak. Çünkü evet silahların bırakılması konusunda bir kongre toplanması çağrısı olacak ama sanıyorum onun ön şartı da olacak. Yani hükümetin bu konuda üzerine düşeni yapması şartı da olacak. Eğer bu şartlar sağlanmadan bir silah bırakma kararının zaten çıkması da mümkün değil. Böyle bir çağrının olması da mümkün değil. Soru sorayım size. Hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesi. Bu şimdi o kadar içi boşalmış bir cümle haline geldi ki maalesef. Yani nedir? Neden kastediyoruz? İnsan bizi seyreden seyircilerimiz ne anlamalı bundan? Ne hangi adım mesela? Mesela çok basit. Önce bir iç güvenlik yasası geri çekilecek. Evet. Birinci şart bu buradan geçiyor. Ondan sonra düzgün bir müzakere masası kurulacak. Yani izleme komitesi de bundan sonra başlayacak. Şimdi geldiğimiz nokta nasıl bir yer? Bir sinema salonu var. İzleyicileri salona dolduruyoruz. Ama film daha montajı bitmemiş, seslendirmesi yapılmamış. Şu anda olduğumuz süreç bu aslında. Ve bu anlamda hükümet eğer üzerine düşünü yapmışsa ulaşacak müzakere masasından da bir sonuç çıkmaz. O masa zaten oluşamaz. Peki, sizlerin görüşünü aldım. Ben de bir şey sormak istiyorum Şirin Payız'ın. Peki çözüm sürecinde, evet ben de arzu ettiğim hızda bu aşamaya, arzu ettiğim hızda devam etmiyor ama çözüm sürecinde hiçbir mesafe alınmadı da 28 Şubat'ta HDP ve hükümet ortak açıklamayla nasıl silah bırakma çağrısı yaptı ve biz Nevruz'da hiçbir mesafe alınmadığı takdirde biz Nevruz'da Öcalan'dan bir tarih vermek suretiyle PKK'ya silah bırakma çağrısı yapılmasını nasıl bekliyoruz? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi Celal bu yani Celal Bey'e sormadım. Anladım. Yani Dolmabahçe'de okunan Öcalan'ın mesajında da var zaten. Askeri müşterinin sağlandığı ilkelerde silahlı mücadeleyi bırakmak diyor. Şimdi nerede bir askeri müşterek sağlandı mı? Ortada şu anda bir askeri müşterek görünmüyor. Celal Bey siz Güneydoğu'da gazetecilik yaptınız. Ve Güneydoğu'da Cumhuriyet Gazetesi'nde o dönemleri yazdınız. Ve 90'lı yılları da ben muhabir olarak yaşadım. Eğer Nevruz, 90'lı yılları Nevruz olsaydı şu duvarlar ona şahittir. Biz en az 3-4 ekiple gelirdik buraya. Şırnak'a bir ekip, Cizre'ye bir ekip, Diyarbakır'a bir ekip, Yüksekova'ya bir ekip. Ve bugün biz Nevruz'dan 2 gün önce burada oturduk, silah bırakmayı konuşuyoruz. Siz bunun tarihi öneminin farkında değil misiniz? 90'lı yıllardan daha kötü durumda izlemiyorum zaten. En iyi siz bilirsiniz. Yani burada silah bırakma gündemiyle PKK'nın toplanacak olmasının bu Orta Doğu coğrafyasında her tarafın mezhep ve etnik temelli iç savaş yaşadığı bir dönemde ne anlama geldiğini bence en iyi siz yaparsınız. Ama şey siz gördüğüm kadarıyla bu konuda bir AKP ve Erdoğan düşmanlığı nedeniyle bunu görmek istemiyorsunuz. Ya, ya da Türk solu görmek istemiyor. Yani düşmanlık meselesi falan değil bu. Doğru yapılan doğru derim ben. Doğru yapılmazsa doğru demem. Şimdi silah bırakma diyorsunuz. Ne olmuş da silah bırakacak? Bunun şartları var. Bunun gerektirdiği koşullar var. Bu koşullar yaratılmıyor. Tam tersi. İşte daha nasıl yaratılmıyor? Evvel demokratik siyasete katılım yolları açılıyor. Bakın sokaklardan geçerken siz yani bu iç güvenlik buraya gelirken sokaklardan geçerken belediyelerde birkaç Kürtçe, Türkçe tabelaların olduğunu görün. Geçmişte bu yapılsaydı o parti kapatılırdı.
Seçim artık döneminde göreceksiniz Kürtçe afişler olacak. Ben katlayan karşınızda Kürtçe da mücadele. Kürtçe afişler olacak. Bakın karşınızda da mücadele her veren, şeyi çözmedi uluslararası ama boyuta ulaşmış bir attı, hareket bir var. Bir mesafe yaptı. Bir mesafe aldı ve demokratik siyasetin biz önünü açtığımız sürece ben bunun hızlanacağını. Peki bir şey soracağım. Bu iç güvenlik yasasıyla demokratik siyasetin önü açılıyor mu, kapanıyor mu yoksa? Valla Öcalan bunu sorun etmedi. Siz nasıl sorun ediyorsunuz? Abi, o çağrıyı yapan Öcalan bunu sorun etmiyor. Siz niye bu kadar sorun ediyorsunuz? O 10 maddede o sorun da var zaten. Evet, ama orada da benim eleştirdiğim noktalar var. Özellikle mülki amirlere verilen yetkiler konusunu eleştiriyorum. Ama bununla birlikte bakın, İRA süreci başladığında daha John Major görüşürken İRA bombalı eylemler yaptı. Görüşmeler sürerken. Yine İspanya'da o süreç başlarken 26 kişinin öldüğü süpermarket bombalaması yapıldı. Ne oldu? Buna rağmen o süreçler yürüdü ve İrlanda bugün İrlanda oldu. İspanya bugün İspanya oldu. Biz de bunu başaracağız. Peki. Ama neyle başaracağız? Bu sorunların altında kalarak değil. Barışı güçlendirerek. Biz barışı güçlendirerek başaracağız. Bunun önündeki engeller olduğunu gösteriyor şu andaki veriler. Engeller tabii ki olacak. Kolay mı? Siz bir silahlı 30 yıl dağlarda savaşan bir örgüte silah bıraktırıyorsunuz. Abdülkadir Bey, tabii ki bunun demokratik kazanımlar olacak. Eğer Kürtler burada kazanmayacaksa ben bu çözümü ne yapayım? Ama bir iç güvenlik yasası getirmek gerekiyor muydu böyle bir çözüm için? Sadece oraya bağlarsanız bence buradaki peki, Kürt bu büyük fotoğrafı nasıl ıskalamış olursunuz. Kürt sorunu yoktur diye. Kürt sorunu, onu bağlamından koparıp konuşmayalım. Recep Tayyip Erdoğan Kürt sorununun çözümü konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en güçlü iradeyi ortaya koyan bir liderdir. O konuşmasında eleştirilecek noktalar olabilir. Kars'ta yaptığı konuşmada ise Kürtlerin de, Türklerin de, Pomakların da, Çerkezlerin de sorunları var dedi. Ama şu var, eğer bugün bu noktaya gelinebildiyse, Jonathan Powell'dan yine bir örnek vermek istiyorum. Bu tür şeylerde güçlü liderlik çok önemli. Yani Recep Tayyip Erdoğan bu çözüm sürecini yürütürken aynı zamanda Türklere de güven vermeseydi, peki, Kürtlere de destek almasaydı bu süreci yürütemez. Peki. Geldiğimiz noktada bence ona çok şey bakıyor. Fakat çok da istekli gelinmedi bu noktaya, farkındaysanız. Yani. Peki. Kolay değil. Silahlı mücadeleyi bir örgüt kolay kolay bırakır mı Celal Bey? Peki müsaade ederseniz ben o zaman sizlerin söylediklerinden şöyle bir milletin dolayısıyla halkın nabzını yansıtmak, parlamentoya yansıtmak için aday olanlara sorayım. Birincisi oyalanıyoruz duygusu Diyarbakırlılarda, yani Diyarbakır özelinde değil ama bütün bölgede, Kürtlerde var mı? Şimdi ben zaten Altan Bey'in konuşmasından oyalanma kelimesini not aldım. Onun üzerine bir kurgu yaptım. Şimdi bu mesele siyasi bir ranta kurban edilemeyecek kadar önemli bir mesele. Ben şuna inanıyorum. Bugüne AK Parti'nin halkın vicdanına aynı olmasıyla gelindi. Yani bu husus vicdanı bypass ederek gelinmedi. Halkın vicdanına ayna tutuldu. O konuda ben siyasi bir ranta kurban edilmediğine inanıyorum. Tayyip Erdoğan baldıran zehri de olsa içeceğim, bu süreci bitireceğim diye beyanatta bulundu 2005 yılında. Ama ben size bunu sormadım. Ben size başka bir şey sordum. Bağlayacağım onu. Kürtler nezdinde Kürt sorunu yoktur cümlesi ve oyalanıyoruz duygusu var mı? Yani o söylenilen Kürt sorunu yoktur run yansıması ne oldu? Artı oyalanıyoruz duygusu var mıdır? Bunu sordum size. Tabii. Şimdi, siz halkla iç içesiniz. Tabii. Şimdi o beyanatı cımbızla çekerek manşetlere taşımak bence halkın artık irdelediği, zıtlıklarla incelediği bir süreçte mümkün değil. Hala o başlığı taşıyarak Kürt sorunu yoktur'u manşetlere taşımak bence at gözlü olaylara bakmak gibi bir şey. Çünkü devamında yine Tayyip Bey'in geçmişe de değindiği 36 etnik köken tamamına kardeşim de hitap ettiğini hepimiz biliyoruz. O konuşmanın devamında Abdülkadir Bey'in de değindiği gibi kırılma yaşatmadı yani. Yaşatma diyorsunuz. Çünkü siz sadece sizin seçmeninizde tabii, AK Parti seçmeni ya yani Kürt AK Parti seçmeninde bunun bir kırılma yaşatmadığını. Şimdi Cumhurbaşkanımız gibi usta bir cımbızla değil maşayla da tutsanız Kürt sorunu yoktur. Ne Kürt sorunu ya derdi yani. Akabinde Kürt kardeşlerimin sorunu yoktur diyor. Hayır, biz bunu Kürt sorunu yoktur. Kürt kardeşlerimizin sorunları vardır diyor. Tabii. Şimdi bu
siyasi söylemler tabii ki bu tür yol kazalarına müsait. Peki. Evet. Peki siz aynı görüşte misiniz? Tabii ben arkadaşlar gibi düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Şimdi Kürt sorunu yoktur açıklamasının hemen akabinde AK Parti yetkililerinin açıklamaları var. Amaçlarının sorunu çözmek değil, PKK'yı silahsızlandırmak olduğunu grup başkan vekilleri çok net açıkladılar. Kaldı ki yani ben öteden beri bunun bir oyalama olduğunu Tayyip Bey'in şu sözüyle de açıklayabiliriz. Kürtlerin güvencesi benim diyor. Oysa ki bu işin güvencesinin anayasa olması gerek. Şimdi ben de soruyorum Abdülkadir Bey'e de, kardeşime de soruyorum. 12 yıldır iktidarsınız, hangi anayasal güvenceyi getirdiniz de meclisten geçmedi? Şahsınızın güvence olması, size bir vahiy gelmedi. 100 yıl daha yaşayacağınız veya partinizin 100 yıl iktidarda kalacağı. Anayasal düzenlemeyi getirdiler. Bir saniye. Abdülkadir Bey. Onu destekledi. Vahit Bey bitirsin. Vahit Bey bitirsin. 100 yıl iktidarda kalacağınıza dair size vahiy de gelmedi. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Yarın olmadığınızda bu Kürtlerin güvencesi ne olacak? Eğer gerçekten bu sorunu çözmek istiyorsanız 12 yıllık iktidarınızda bir sürü yasal güvence getirebilirdiniz. Kaldı ki muhalefet partileri, gerek CHP, gerek HDP bu konuda defalarca öneriler getirdiler. Bunların hepsi de AK Parti tarafından reddedildi. Hangisi şimdi, mesela? İşte ben size getirdim. İşte evet. Buyurun burada CHP'nin önerileri bende. İstiyorsanız size takdim ederim. Hangisi reddedildi? Ya hangi madde, hangisi gelmedi ki? Ha buyurun size vereyim. Seçim siz kendiniz inceleyin. Seçim barajıyla ilgili... illeri isimleri değiştirilen yerlerle ilgili size tek tek sayabilirim 17 maddeyi ve tüm AK Partililer tarafından reddedildi. Ben de Altan Bey'e katılıyorum. Kürtler oyalanıyor AK Parti tarafından. Demin abimizin dediği gibi inşallah o masadan kalkar kendi mücadelemizi, demokratik mücadelemizi biz kendimiz verir, bir sonuca ulaşırız diye düşünüyorum. Yani. Peki, siz bir şey söylemek istiyordunuz. Şimdi, galiba geliyorum. Şimdi tabii birkaç şey söylemek istiyorum. Ben şahsen bu polemiklerden ve kör tartışmalardan bıktım. Klasik bir cümle, herhangi bir AK Partili'yi alın fotokopi gibi şunu söylüyor. 100 yıllık sorun bir günde çözülmez. Bunu yapabilecek dünyada bir parti veya kuruluş yok. İşte Bask'ta şöyle oldu, İrlanda'da böyle oldu, Katalonya'da böyle oldu vesaire vesaire. AK Parti bu işi başlattı, iyi niyetlidir, acele etmeyin, sabredin. Bakın şunlar oldu, başladı bir işe, bekleyin çözülecek. Şimdi birincisi, insanların zekalarıyla ve bilgileriyle, kültürleriyle alay etmemek lazım. Bu işin başlamasının doğru olduğunu herkes söylüyor. Bu sürece Türkiye'nin mecbur olduğunu herkes kabul ediyor. Yani geldiği bu kadar 30-40-50 yıllık süreçten sonra... Nitekim tarih de AK Parti ile başlamadı. Bunu ilk başlatan Turgut Özal. Yani gelip Diyarbakır meydanında konuşurken ben o meydandaydım. Federasyonu da tartışabiliriz dediği toplantıdaydım ben. Arkasından Süleyman Demirel ile Erdal İnönü geldiler yine davul zurnalarla Şırnak meydanına. Kürt realitesini tanıyoruz dediler. Arkasından o en fazla faili meçhul ve diğer olayları işte yaşamış bir Tansu Çiller hükümeti döneminde Bask sorununu tartışabiliriz denildi. Yani bu süreç her şeyde sıfırdan AK Parti ile başlamadı. Bunun bir geçmişi var. İşte mesela Turgut Özal'ın Cengiz Çandar'dan diğer birçok kimseye kadar Celal Talabani de dahil Abdullah Öcalan'a gönderdiği mevzular var. Necmettin Erbakan'ın yine yazdığı söylenilen mektuplar veya aracılar var. Var, var, var vesaire. Ama bu işin etek kemiğe bürünmesi, süreç olarak başlaması bu dönemde oldu. Doğru bir şey. Buna yani bu yanlıştır, niye başladı diyen kimse yok. Fakat Arapların meşhur bir lafı var. Diyorlar ki, selam yicibil kelam, kelam yicibil ta'am. Yani selam verirsiniz, aleykümselam. Ondan sonra konuşma başlar. Kelam, kelamdan sonra da diyor ta'am gelir, yemek gelir ortaya. Yani o sahbetin... Sohbetin sonucu. Şimdi sürekli selamu aleyküm diyor. Tamam aleykümüsselam başım gözüm üzerine. Çok güzel oturduk. Bir daha selamu aleyküm aleykümüsselam. Bu Suriyelilerin sohbetlerine benziyordu. Gidiyorduk 35 sefer hoş geldin diyor. Ya hoş bulduk tamam. Ondan sonra sor anam nasıl, babam nasıl, davar nasıl, koyun nasıl. Ondan sonra da bir lokma ne yapmışsan bulgur pilavı varsa bulgur pilavı, kuzu kestinse kuzu getir yiyelim bunu. Tartışılan şu. Bu sorunun bir gecede hal olabileceğini söyleyen bir aptal yok Türkiye'de.
Kısa vadede çözülebilecekler var, orta vadede çözülebilecekler var, uzun vadede çözülebilecekler var. Ben en az onlarca sefer bu canlı yayınlarda söyledim. Bu gece ana dille eğitim serbest olur diye kanun çıkarsanız bunun realize edilmesi 5 sene. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat şunu söylüyoruz. Diyoruz ki, yani artık herkes de bunu söylüyor. Bizi eleştirenler de söylüyor. Geç kalınıyor, enfeksiyona açık, hızlansın. Mesela neler yapılabilir? JET şimdi seçime gidiyorsun. Bir hasta tutuklular olayı var. Ya bu kadar uzatmaya gerek var mı? Adam bırak evinde ölsün bari ya. Doğruydu, yanlıştı, aldın içeriye. Bunu bir jest yap. Hani jest de sırnak içinde. Yani lütuf diye algılanma bunu. Bunu çok kolay bir gecede yapabilirsin. İki, mesela bu köy, şehir, kasaba isimleri. Tartışıyoruz bu oyunu. Bir Nurşin'i, Dersim'i, Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı iken söyledi. Ahmet Davutoğlu da peki bunu niye yapmıyorsun? Bir cümle, bakın bir cümle. Hatta bana göre, benim araştırmalarıma göre kanuna da gerek yok. Çünkü bu isimlerin bir kısmı kanunla, bir kısmı genelgeyle değiştirilmiş. Şunu diyebiliriz. Hatta bazıları keyfi değiştirilmiş. Yani belediye meclise böyle kısım kısımdır bunlar. Hepsi tek bir parça değil. 29 Ekim 1923 günü geçerli olan bütün isimler iade edilmiştir. Bir cümle. Bakın bir cümlede halloluyor bu. Bu gece Bakanlar Kurulu toplanır. Bir cümlelik bir karar alır. 29 Ekim yani Cumhuriyet'in kurulduğu gün. 1923 günü Türkiye'de geçerli olan ne kadar dağ, bayır, nehir, kaza, şehir, köy, vadi ismi varsa bunlar tekrar iade edilmiştir. Üç gelişme saydınız şu ana. Üç bir tane daha söyleyeceğim. Yani basit, hemen kısa vadede, hatta seçime kadar yapabileceği şeyler, jestler yani. Buna Araplar cemile diyorlar, cemile yani güzellik. Bir jest yapma bunu işte. Batılılar jest diyor, Araplar cemile diyor vesaire. Mesela uzun mücadelelerden sonra, kavga gürültüden sonra Kürtçe seçmeli ders olarak konuldu okullara. Bu sefer öğretmen nereden yetişecek? İşte Artuklu'da bir bölüm kuruldu. Büyük sorunlar yaşandı, kavga gürültü. Ben şahsen iki sefer bizzat YÖK Başkanı'na gittim. Eski YÖK Başkanı arkadaşımdı. Şimdikilerinde bir merhabamız var. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Bey'e gittim. Birkaç sefer gittim. Zorla bu gençlerin yani diploma almaları, sertifika almaları, yeterlilik almaları sağlandı. Kaç kişinin? 1500 kişinin. Peki bunları tayin edin. Yine bütün vurtuttan sonra ve bu gençler üniversitede açlık grevine girdiler Mardin'de. Bu açlık grevlerinden sonra 1500 kişiden 18 tanesinin tayini yapılabildi. Ya şu Türkiye Cumhuriyeti bundan aciz midir? Bu gece çıksın hükümet desin ki kardeşim ben jest olarak hasta tutukluları da şöyle yaptım. Köy, kasaba, şehir isimlerini şöyle yaptım. 1500 tane Kürtçe öğretmeni de atadım. Kurs ders almak isteyen varsa da atadım, yoksa da atadım. Aa, ben Diyarbakır'a yolladım 100 tane öğretmen. İstiyorsanız gidin, istemiyorsanız gitmeyin. Top benden çıktı. Bunlar basit, yani süreci hızlandıracak, güveni sağlayacak adımlardır bunlar. Yani iş güvenlik yasası da dahil mesela. Bu kadar valilere, işte kolluk kuvvetlerine, mülki amirlere bu kadar yetki. Ya verme iki maddeden geri adım at. Yani yoksa biz bu sorun bir gecede çözülür. E peki tamam, bir gecede çözülmez topyekun. Kaç gecede çözülür? 1000 geceden mi? 10 bin geceden mi? 100 bin geceden mi? İbo'nun 100 bin milyon baloncuk diye bir şarkısı vardı yani. Onu mu söyleyelim? Yani tiyatroya döndü bu iş. Peki. Adım at. Peki. Faruk Balıkçı. Yürümeye başla. Pedalı çevir. Faruk Balıkçı konuşsun. Hakkını almayayım ama bir şey söyleyeceğim. Faruk Balıkçı tamam. Konuşsun. Peki, ya istiyorsanız siz söyleyeceğinizi söyleyin, ondan sonra bölünmesin, buyurun. Bir oyalama olduğu kanaatini ben paylaşıyorum. Ama şu anda önümde hükümetin neler yaptığı, HDP ve PKK'nın neler yapmadığına baktım. Gerçekten de çözüm sürecinde Kürt silahlı hareketinin, Kürt siyasetinin bir oyalama içerisinde olduğunu görüyorum. Örneğin çözümün önemli şartlarından biri olan geri çekilmeyi gerçekleştirmediler. Hı. Ve kimse dönüp de kardeşim çözüm sürecini yürütüyoruz. Sen bu silahlı unsurlarını hala niye burada tutuyorsun? Savaşa mı hazırlanıyorsun demedi. Ben söyledim. Mesela 6-8 Ekim, bu gece de söylüyorum. 6-8 Ekim olaylarında bir oyalama yaşandı. Ve 51 insanımız hayatını kaybetti. Ha, çözüm adına elbette ben onu da söyledim. 6-7 çözüm adına elbette ki atılacak adımlar var. Bakın dünyadaki örnekleri
söylerken şunu söylüyorum. Bunlar bir sürecin ürünüdür. Bu süreç içerisinde çıkan ihtiyaca göre yasal düzenlemede yapılır. Mesela 10 madde var. Bu 10 maddenin en sonunda bir anayasa gerekiyor değil mi? Biz eğer yeni bir anayasayla bir kimlik tanımını yapmazsak Kürt sorununu çözemeyiz. Ama oraya bir günde ulaşılıyor mu? Ve biz yeni bir anayasayla bunu çözmemiz gerektiği noktasına doğru. Ben baktım hükümetin işte ana dilde eğitimden Kürtçe konuşma mahkumların konuşmasına kadar tek tek maddelerini çıkardığınızda 18-20 madde çıktı önüme. Bu yeterli mi? Yeterli değil. Ama bu küçük görmeye gerekmez. Bir oyalama varsa biraz da öbür tarafa bakmakta yarar olur. Yalnız bu sınır dışına çıkışta şartlar vardı. Bu merdiven sistemiydi. Yani bir yandan çıkışlar sürerken diğer yandan oluşturulması gereken komisyonlar vardı. Tamam, birinci aşama tamamlanmadı. Yasal güvence. Tabii demokratik heyeti olacaktı. Bakın silahların bırakılması için heyet olacaktı. Kanun çıkarılacaktı mecliste. Hayır. Hakikat komisyonları kurulacaktı. Bunların hiçbiri yapılmadı. Evet. Çözüm yani, süreci ilk kez MİT yasasına ve yasal düzenlemeye girdi. Tabii terörle mücadele birinci olarak girdi ama. Hayır. Yani. Siz çıkan 6 maddelik yasadan haberiniz yok anlaşılan. Yok var. 6 maddelik yasa çıktı. Ayrıca ondan önce bir MİT yasası çıktı. Yani bu müzakereleri yürütenler ilk kez yasal güvenceye kavuşturuldu. Ha şunu söylemek istiyorum. Merdiven teorisi. Merdiven teorisini Eyüp Coşkun'la birlikte yazdık. O da Radikal'de, ben de Yeni Şafak'ta yazdım. Orada atılacak adımlardan birisi ilk adım geri çekilme olduktan sonra ikinci adım yasal düzenlemeler gelecekti. Ama o geri çekilme olmadığı için bugün üçüncü aşamayı daha... Ama o geri çekilme aşamasında hiçbir yasal girişimde bulunulmadı. Hiçbir hayır, şey geri çekilme yapılmadı ki. Evet. Yani Cemil Bayık %20 seviyesindeyken tamam, geri çekilmeyi durdurdum dedi. Çünkü peki, Türkiye'de şartlar değişti, Gezi diye bir olay ortaya çıktı dedi. Peki, yani, Faruk Balıkçı. Öncelikle şunu yani bölge genelinde bir oyalama olduğu kanısı yüksek. Peki, böyle bir hakim var. Şunu da diyeyim. Şimdi 13 Mayıs'ta Öcalan'ın deklarasyondan sonra demokratik siyaseti deklare ettikten sonra geçen bu iki yıl süreç içerisinde diyalogdan öteye gidilmedi. Yani bir müzakereye geçilmedi. İki yıl boyunca diyalog sürdü. Bu süreçte daha yeni bir 10 maddelik müzakere karşılıklı oturuldu. Şimdi örgüt işte silah bırakacak mı deniliyor. Demin Abdülkadir Bey dedi Nisan ayında bırakıl dendi. Onun yani neye dayanarak söylediğini anlamadım. Bana şunu söyleyeyim. Ancak şunu söyleyeyim. Celal Başlangıç'ın söylediği yaptığı tespite katılıyor musunuz? 2013 senesinden daha geri... Frene basılmış durumda. Geri durumda şu anda. Yok, geri bana göre frene basılmış. Yani geri durumda mız değil. Frene basılmış. Net olarak söyleyeyim. Cevap verin lütfen yani siz ne düşünüyorsunuz? Frene basılmış durumda. Yani geri durumdayız değil mi? Geri değil. Geri de değil, ileri de değil. Frene basılmış durumda. Peki. Bak geri derken şunu kastetmiştim ben. Araziden yani, terk etmesi başlamıştı. %20 o durdu. Onu şu anda o kendi ne oldu? Hükümet durdurmadı ki geri çekilmeyi. Olur mu? Tabii. O geri bu, çekilecekti pardon. Ki onunla ilgili yasal düzenleme yapacaktı. Peki. Bu 10 maddeli... Şunu yanlış anlamış. Nisan ayında... PKK'nın silah bırakma gündemiyle kongresin toplaması çağrısı bekleniyor dedim. Peki, onun ötesinde karar alacak demedim. Anladım. Faruk Bey buyurun. Şimdi bu 10 maddelik müzakere edilmeden, bu pratik yaşama geçirilmeden ben örgütün silah bırakma kararı alacağına inanmıyorum. Yani bunun pratiğini görür ondan sonra karar alır. Bir ikincisi de şimdi hep silah bırakma deniliyor. Şimdi bu örgüt açıkça Orta Doğu'nun örgütü haline gelmiş. Sadece Türkiye'nin değildir. Suriye'de örgütleniyor, Irak'ta örgütleniyor, İran'da örgütleniyor. Sonucunda Türkiye'ye yönelik güçlerini sınır dışına çekebilir. Ancak hiçbir zaman silah bırakılmaz. Yani burada gerçekçi olmak gerekir. Bugün düşünün, bu örgüt silah bırakmış olsaydı Kobani'de neler olurdu? Şengal'de neler olurdu? Kobani halkı bugün nerede olurdu? Namusları beş para olurdu. Peki ama herkesin kafasındaki soru şu. Kobani'yi söylemiyorum. Ya, yani sadece sınırın bugün, ötesini söylemiyorum bu, ama içinde. Ya biz bu yani akşam Türkiye'nin örgütü değil. Demesen, diyoruz ya hükümet bir gecede şunu söyleyebilir. Neden örgüt bu akşam? Biz bu mücadeleyi silahlı olarak bitiriyoruz.
Türkiye'nin noktasını içinde. Türkiye'nin içinde. Söyleyemez. Öyle bir ruh hali yok. Şunu söyleyeyim. Her ülkenin kendi özgül koşullarına göre hareket edebilir. Yani hayır, ben Türkiye için konuşuyorum şimdi. Siz Kandil'de böyle bir ruh halinin neden oluşamadığını düşünüyorsunuz? Onlar da diyebilirler ki tamam ben bu sürece katkıda sunmak istiyorum. Bırakıyorum silahlı mücadeleyi diyebilir mi? Yani Kandil'den bakış nedir? Onu sormaya çalışıyorum. Kandil'den bakışı. Türkiye'de adım atılırsa, onun somut adımı atılırsa, o somut adıma göre şartlar oluşursa silah bırakır. Somut adım atılmadan bırak. Ben bu süreç içerisinde uzun sürede 3 kez oraya gittim. Bir de o orta kademedekilerle görüşüm. Onların sürece nasıl baktıklarını. İsterseniz size bu yazdığım kitaptan da... Hayır siz bize söyleyin, okumayın. Okuyunca çünkü... Yok kısa. Hayır, ya, ne? Bakış açılarını ortaya koymak tamam, için güzel. Söylüyorum. Buyurun. Bakış açılarını ortaya koymak için. Örneğin bir sosyolojik anlamda da savaşı sürdürmenin çok iyi bir ruh hali ve iyi bir psikolojik motivasyon sağladığını düşünmüyorum. Çünkü toplumu şiddete alıştırmış oluyorsun. Ya da toplumu sorunları şiddet yoluyla çözmeye alıştırıyorsun. Keşkelere gidiyor insan. Karşılıklı olarak zamanında birbirimizi daha iyi anlayabilseydik. Ve bu savaş bu kadar uzamasa, bu kadar kayıplar yaşanmasaydı. Her iki tarafın da karşılıklı birbirini anlamaya ivedilikle ihtiyacı vardır. Kim diyor bunu? Bunu örgüt içerisinde üst düzeyde 25 yıldan beri dağda kalan bir gerilla. Veya bir başka biri. Biz halklar arasında ayrım koymuyoruz. İçimizde Türkiye'li arkadaşlarımız da var. Bu sorun halklar arası bir sorun değil. Böyle görünse bile bunu aşacağız ve iddialıyız. Savaşı her boyutuyla yaşadık. Asıl olan barıştır. Barışı da sağlayarak hakların kendisidir. Yani bunlar hep çok konuştuğumuz meseleler ama siz şunu mu demek istiyorsunuz? Yani aslında orada da bırakma yönünde bir istek ya da durumdan bir bıkkınlık var. Ama sadece adım mı görülmüyor? Bu mudur ruh hali? Evet, yani barışı olan sıcaklığını sürekli o özlemini dile getiriyorlar. Ancak pratik adım atılmadığı müddetçe... Bunlar somut bir adım atılmadığı müddetçe, anayasal, yasal güvence almadığı müddetçe silahı bırakmaları da mümkün değil. Peki, Levent Gültekin bir şey söyleyeyim. Ben sistemde bulunmak istiyorum. Bu programlara Abdülkadir Selvi Bey'i dinlemek üzere gelmiyorum, lütfen. Abdülkadir Bey her konuşmacının aradan bir şey söyleyebilir miyim deyip 10 dakika konuşuyor. Hepimize saygılı olursa sevinirim. Yani sonuçta hepimizin bir söz hakkı var. Bundan sonra Levent Bey'in olduğu programlar lütfen beni davet etmeyin. Olabilir. O senin katılmak tercihin olsun ama saygılı olmak senin bir vazifen olsun. Ama ben burada Kürt sorunu gibi ciddi bir sorunu herkesin araya girme hakkı yok. Herkesin sözünü kesme hakkı yok. Hakkıyla tartışmaya nezaketle, çalışıyorum. Nezaketle, efendilikle görüşünü açıklayacaksın. Hepimiz lütfen açıklayacağız. Lütfen böyle bir insanla beni aynı programa getirme. Nezaketle lütfen. Getirmeyin. Ben aynı programda bir insanla yüzleşmek istemiyorum. HDP ile PKK'nın durduğu bir problem var. Yani şöyle bir problem var. HDP bize demokrasi diyor. Artık özgürlük diyor. Türkiye'lileşme diyor. Herkesin hakkını savunacağız diyor. Yeni bir aşamaya geçtik diyor. Herkesle el sıkışacağız diyor. Ama bir taraftan şimdi PKK silah meselesi konuşuyoruz. Celal Bey'e katılmıyorum. PKK, yani biz elinde silah olan adamla tokalaşamayız. Silahı bir şekilde bırakacak. Türkiye ile ilgili söylüyorum. Türkiye sınırı için karışmıyorum. Orada başka hesapları vardı. Zaten bunu niye söylüyorum? Cemil Bay'ın geçen hafta gazeteci arkadaşımız Amber'in zamanla yaptığı bir konuşma vardı. Orada bir cümlesi var. Biz artık Türkiye içinde silah kullanamayız. Kendi cümlesi bu. Kullanmayacağız. Bu ne demek? Tamam burada iş yok. Niye tutuyorsun silahı? Ne demek yani? Bir gün geldiğinde yeniden çocuklarımızı mı öldürecek? Yani böyle bir şey mi var? Biz diyoruz ki konuşarak halledeceğiz. Bu konuşmak artık devletle konuşma değil. Toplumlar arasında bir diyalog kuracağız. Toplumlar, insanlar birbiriyle konuşacak, bu işi halledecek. Bu asıl HDP için büyük bir sorun. HDP hem gelip bizden oy istiyor. Ben artık demokrasi mücadelesi veriyorum diyor. Ben artık özgürlük mücadelesi veriyorum diyor. Fakat PKK orada başka bir şey söylüyor. Yani o kendi aralarında bir karar vermesi lazım. Aslında HDP'nin durumu zor, anlıyorum. Yani onlara da rağmen bir şey yapmaya çalışıyor. Belki şartlar ortaya çıkacak, onları bu işlere mecbur bırakacak, bir yere kadar getirecek. Ama kabul etmemiz lazım. Şimdi bize ne diyorlar? Ya silah Kürtlerin tek güvenliği. O da olmazsa ne yapacak? Türkiye'de kimin başka güvenliği? Benim bir güvenliğim mi var? Silahım mı var benim? İstanbul'da çoluğumuz çocuğumuz ölüyor şeyde. Alevilerin bir güvenliği mi var devlete karşı? İşte
bir sürü kesim var. Kimin güvenliği var? Kürtlerin güvenliği artık sözleri. Her kanala çıkıyorlar. Her meydana iniyorlar. Herkese sesini ulaştırıyorlar. Sözdür silah. Eğer yetiyorsa gücün, ikna edeceksin toplumu. Anlatacaksın derdin. Konuşacaksın. Hani duygunu aktaracaksın. Haklı olduğun davanı ulaştıracaksın ha. Gel kardeşim yanımda dur. Bak beraber bu ülke yaşanabilir yapalım diyelim. Hangi çağdayız? Hangi çağdayız ki PKK dönüp, ben merak ediyorum hakikaten. PKK dönecek diyelim ki Tayyip Erdoğan'ın nezdinde süreç bitti. Birbirimizi kandırmayalım. Eğer istemiş olsaydı bu barajı kaldırırdı. Şu anda baraj hepimiz için büyük bir tehlike. HDP barajı geçmediğinde adamın muhatabı yok mecliste. Bunu bildiği halde kaldırmadı. Hiç umurunda değil süreç. Tayyip Erdoğan açısından yapmış olduğu o büyük iyilik, bak yaptıklarını inkar etmiyorum, çok önemli bir şey yaptı. Alacağını aldı. Neydi o? Kanın durması. Yani yapmadığı hiç iş yoktu demiyorum. Rahatlamalar yaptı. En azından o paylı meşhurlar. Buna benzer şeyler yok. Ama bu yetmez. Türkiye demokrasi geri giderken Kürt sorunun çözülme ihtimali sıfır. Yani şey anlamda söylüyorum, özgürlükler anlamında. Türkiye'nin demokrasi ihtiyacı var. Demokrasi silahla gelmez. PKK eğer gerçekten HDP'nin Türkiye'de barajı aşmasını istiyorsa, eğer gerçekten PKK Türkiye'de HDP'nin siyaset yapmasını istiyorsa, bu silahı artık dönüp bizim çocuklarımıza doğrultmasın. Yapamaz böyle bir şey. Yani ya farz edelim ki Tayyip Erdoğan kalktı masadan. Yapmıyorum dedi sizinle bundan sonra. Konuşmuyorum da müzakere. Ne yapacak? Ya gencecik çocukları mı öldürecek yeniden? Kullanacak mı bu halka? Kullanamaz. Bu artık kalktı. Yani dönüp bize şunu diyemez. Kürtlerin tek şeyi var, güvenliği, o da bizim silahımız. Öyle bir şey yok. Bak Selahattin Demirtaş çıkıyor. Sizin programda çıkıyor. Bütün kanallara çıkıyor. Ulaşıyor insanlara. Gayet güzel mesajlar veriyor. Artık söz var ya. Sözden daha büyük silah mı var? Yani bu gelecek herkes ikna edecek. Ve bana göre artık Kürt siyasi hareketinin muhatabı devlet değil. Türkiye'de sadece Kürt siyasi hareketini demiyorum. Alevilerin de muhatabı devlet değil. Dindarların da muhatabı. Devlet başka bir şey Türkiye'de. Türkiye'de devlet 80 yıldır halkı birbirine düşman etmek için kurulmuş bir organizasyon. İşini yapmayan, insanları yoksulluğa mahkum eden, demokrasiyi asla getirmeyen. Tayyip Erdoğan diyor ya, Kürt sorunu yok. Katılıyorum. Türkiye'nin devlet sorunu var. Çünkü Alevi sorunu da var bu ülkede. Dindar sorunu da var bu ülkede. Atatürkçü sorunu da var. Tayyip Erdoğan sorunu var. Şimdi geldiğimiz noktada yazıp üzülerek söylüyorum bunu. Kürt sorunu hakikaten yok. Yani böyle bir durum var. Çünkü devlet olamadığımız için Kürtlerin bu durumdayız. Şimdi böyle bir ortamda hem Celal Bey'e katılmıyorum hem de arkadaşa katılmıyorum. Biz PKK'nın silahı tutmasına en azından eli kalem tutan insanlar olarak savunamayız. Hepimizin gür bir sesle PKK'ya şunu diyeceğiz. Elinde silah olan adamla tokalaşamayız, konuşamayız. Ve sen hiçbir şartta Tayyip Erdoğan size en büyük kötülüğü yapsa bile artık dönüp çocuklarımıza silah kurşun sıkamazsın. Çünkü bitiriyorum. O çocuk, o askerdeki dediğimiz var ya 20 yaşında. O çocuk devletin cezasını ödeyemez canıyla. Devlet vermiyorsa o başka bir şey. Dönüp o gariban çocuğa kurşun sıkamayacaksın artık. Öyle bir çağ kalmadı. Tamam, peki bu kadar gerçek bir durum var. Niye hala devam ettiriyorsun? Niye HDP'nin elini zayıflatıyorsun? Bak bir yere gelmiş. Siz de görüyorsunuz. Artık dünya, Türkiye'deki birçok alanda solcusundan, Atatürkçüsünden, sosyalistinden, herkes dindarından ya ben HDP'ye oy vereceğim diyor. Niye bunu provokatif ediyorsun? Hala silahı ucunu gösteriyorsun, sağından gösteriyorsun. Ha bunu Öcalan'ın bırakılması için yapıyorsan, bak tekrar ediyorum. HDP'liler yanlış bir şey yapıyorlar. HDP'liler sabah akşam Öcalan serbest bırakılmalı. Bundan vazgeçmesi lazım. Ne yapması lazım? Öcalan'ın serbest kalabileceği bir Türkiye yaratmaya çalışması lazım. Bu. Yalnız burada bir şey söylemem lazım. Yani Mehmet Bey, bir şey düzelteyim. Temenniyle tespiti karıştırdım. Bir şey söyleyeceğim. Tespit başka. Bunu ayırayım. Yani, sizin hakkınızı yemeyeyim. Yani bu sizin görüşünüzdür anlamda söylemedim. Evet, siz bir analiz yaptınız. Doğru. Evet. Ya, o sizi tanıdığım için. Ekleyecek bir şeyiniz var mı? Tamam. Tamam. Anlamda söyledim ben zaten. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum derken. Yok, görüş anlamda söylemedim. İkisine de haksızlık etmeyeyim. Tespitlerine katılmıyorum anlamında. Tamam. Peki. HDP, siz katılıyor musunuz Bülent Bey'in değerlendirmelerini? Ya hani diyoruz ya, hükümet bir gecede yapabilir, adımlar atabilir. Aynı şekilde örgüt de bir gecede bir adım atabilir. Ben başından beri şunu söylüyorum. Bir gecede atılabilecek adımlar var, 10 gecede, 50 gecede atılacak adımlar var. Önce bunu birbirinden ayırmak lazım. İki, bunu ilk başta söyleyenlerdenim ben. Şu an bu hükümete en fazla muhalefet eden milletvekillerinden biriyim ben. 99 tane basın toplantısı yapmışım bugüne kadar meclisin içinde.
Bu 99 tanesinde de hükümeti mutlaka eleştirmişim. Bu kez de eleştirdim. Fakat hükümet veya Türk solunun veya işte ulusalcı solun veya bazı çevrelerin Tayyip Erdoğan'a karşı duydukları öfke. Yani Tayyip Erdoğan gitsin de ülke yansın. E ne yapsın? Kürtler silah alsın, vursun, karıştırsın ortalığı. Hükümet ancak böyle düştü. Veya büyük bir ekonomik kriz olsun, hükümet ülkeyi yönetemesin düştü. Bunları yanlış olarak gören ve onlarca sefer söyleyen biriyim. Hükümet gitsin, gitmeli. Gidecek zaten inşallah. 7 Haziran'da HDP inşallah gümbür gümbür geliyor. Geçtikten sonra artık Türkiye yeni doğru düzgün bir koalisyonu konuşacak. Nasıl kimlerle olursa. Koalisyonu konuşacak. Tabii tabii koalisyonu konuşacağız. Yani 7 Nisan'da listeler ilan edildikten sonra Türkiye'de koalisyonu konuşacağız. Bir araştırma daha dün yayınlandı mesela yine. Oy oranları yani manipülasyonlarla gidilecek mi yok? Silaha gelince. Ha. Silaha gelince. Onu söyleyin, reklam arası verir. Bunu baştan beri söylüyorum. Hükümete ne kadar olumsuz bakarsak bakalım. Bundan sonra hükümet veya devlet böyle yapıyor diye bunun cevabı tekrar Kürt gençlerinin ölmesi, askerin ölmesi, polisin ölmesi değil. Bunu en az 100 sefer söyledim bu son 3-4 ayda. Ne yapmamız lazım? Siyaseti güçlendirmemiz lazım. Demokrasiyi güçlendirmemiz lazım. Sözü güçlendirmemiz lazım. Kelam. Çünkü Türkiye bir Suriye değil, bir Irak değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti ordu, askerle Kürt gençlerini çatıştırarak da artık bir yere gidemeyiz. Bu doğruydu, yanlıştı, niye böyle oldu, kanal var mıydı, yok muydu, başka bir tartışmadır. Bu saatten sonra yapılması gereken çok güçlü siyasi organizasyonlardır. Ve 7 Haziran'dan sonra 8 Haziran sabahı da hükümet ortağı olarak veya hükümete talip bir parti olarak artık demokrasi dilenmek değil, demokrasiye mecbur bıraktıracak siyaseti Ankara'da mecliste ortaya koymak. Peki, koalisyon dedi Altan Tan. Koalisyon çıkacak dedi. Bir, bunu konuşalım. İkincisi, yani hakikaten bundan sonraki süreçte hükümetin durumunu daha da zorlaştıracak. Örneğin bir asker meselesi ortaya çıkar mı? Bunu da sormak istiyorum. Çünkü bu sıralar hükümetle asker arasında bayağı bir yakın ilişki doğmaya başladı. Bugün subaylara yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hep birlikte kandırıldık dedi. Dolayısıyla askerin sürece bakışı malum. Acaba hükümetin bu yönde bir sıkıntısı olabilir mi? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Birazdan döndükten sonra bu meselelerin ayrıntılarına bakacağız. Bizden ayrılmayın. Sayın seyirciler, Diyarbakır'da hava soğuk. Gerçekten hep Nevruz'u sıcak havayla karşılardık. Bu sefer bizi şaşırttı aslında hava. Hava yağmurluydu bugün bütün gün Diyarbakır'da ama siyasetin gündemi son derece sıcak. Dolayısıyla oradan devamlı ne olur yeni başlıklarla son bölümünü açıyorum. Öncelikle biraz önce bıraktığı yerden Celal Başlangıç bir şey söylemek istiyordu. Yani Altan Tan'ın söylediklerine silah dair. Silah bırakma meselesine tabii ki silah gündemden çıkmalı. Artık şiddet aslında bu işte çözümden yana olmayanların işine yarayacak bir durumda. Fakat hükümetin yaklaşımı da silah neredeyse kutsar bir durumda. Demin Altan Bey söyledi yani yer isimlerini iade etmek için bunu mesela silahlı bir örgütle yaptığınız pazarlık torbasının içine koymanız gerekmiyor. Yahut işte hassas tutsakları bırakmak. Yani bu çok insani ve vicdani bir şeyden bahsediyoruz. Bunu niye siz silahlı örgütle yaptığınız pazarlık müzakere içerisine yerleştirmek durumunda kalıyorsunuz? Halbuki siz bu ülke insanının yahut ana dilde eğitim. Bu ülke insanına yakışır bir demokratikleşmeyi sağlarsanız zaten bu örgüt bu silahı bırakmazsa buradaki insanlar da ayaklanır. Siz bunu sağlamadıktan sonra silah kutsarsanız, silah kutsal hale getirirseniz sorun daha içinden çıkılmaz hale gelir. Onun için öncelikle demokratikleşme ile ilgili adımların atılması lazım burada. Ve silahın gereksizliği daha çok ortaya çıkması lazım ki eğer öyle bir ortam yaratsanız Türkiye'de insanlar zaten silahlı kullananlara karşı çıkacak hale gelirler. Şöyle mi anlıyorum? Silahlı örgütle yapılacak olan müzakerenin çerçevesi çok daha dar. Ve işte silahlı mücadelenin belki de ortaya çıkardığı sonuçları bertaraf edecek, iyileştirecek şekilde sınırlı olmalı. Diğerleri tamamen ayrı bir demokratikleşme paketi içinde. Tabii ki. Böylelikle silahlı mücadele... insanların haklarını verin, insanların demokratikleşmeyi evet. Sağlayın.
Ha, ondan sonra siz silahlı örgütle silahın nasıl bırakılacağını konuşursunuz. Hı. Silah bırakanların nasıl siyasi hayata katılacakları, topluma intibak sağlayacak bunları konuşursunuz örgütle. Ama siz örneğin 50 tane hasta tutsak bırakmak için örgütle pazarlık yapıyorsanız, bu insani ve vicdani meseleyi bile bir silahın karşısına koyuyorsunuz, bu sefer silahın amacı çok daha kutsal bir yere doğru gitmeye başlıyor. Ve güvensizliği de yaratıyor karşılıklı. Tabii. Bir güvensizliği tabii karşılık güvensizliği de yaratıyor. Peki, Abdülkadir katılıyor musunuz? Hayır, şu var, ben buradaki asıl motivasyon kaynağının bir bıkkınlık olduğu düşüncesine katılmıyorum. Çünkü bu Orta Doğu coğrafyasında bu örgütte 50 yıl savaşabilir. O kaynağı var çünkü. Bu devlet de bu örgüte karşı 100 yıl savaşabilir. Ama bence burada çok daha önemli ve çok daha değerli bir şey var. Bu çözüm sürecini başlatan. O da nedir? Artık silahların miadını doldurduğu tezinin altını dolduran bir, yeni bir Orta Doğu var. Ve bu yeni Orta Doğu'da Kürtler tarihlerinde en çok görünür hale geldiler. Ve Orta Doğu'nun en dinamik unsuru haline geldiler. Ve Kürtler de bence bunun farkındalar. Yani Saddam Hüseyin'in, Şahrıza Pehlevi'nin, öbür tarafta Baba Esed'in olduğu dönemlerde ve Türkiye'de o Soğuk Savaş döneminin, Vesayet döneminin devam ettiği dönemlerdeki bir Orta Doğu değil. Ve Kürtler bu Orta Doğu'da çok önemli bir unsur. Bir başka nokta ise bence Kürtler burada yeni Orta Doğu'yu ve yeni Türkiye'yi inşa sürecinde yer almak istediler. Öcalan'ın işte 2013 Nevruz'unda çok önemli tespitleri var. O tespitlerinden birisini paylaşmak istiyorum. Mesela Öcalan burada şunu söylüyor. Yeni bir Türkiye, yeni bir Orta Doğu'ya uyanıyoruz diyor ve Orta Doğu'nun temel iki stratejik gücü olarak, Türkler ve Kürtler olarak, kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernizmi inşa etmeye çağırıyorum diyor. Yani ben buradaki asıl motivasyon kaynağının ve Türkiye'ye de, Orta Doğu'ya da, Türklere de, Kürtlere de yapılacak en büyük hizmetin de bu olduğuna inanıyorum. Çünkü bakın biz darbe dönemleri, vesayet dönemleri, tek parti dönemleri nedeniyle geldiğimiz noktada evet Orta Doğu'daki diğer ülkelere göre demokratik olarak bir mesafe almış durumdayız ama daha çok almamız gereken mesafeler var. Yani hala darbe anayasasıyla yönetilen bir Türkiye'de hala insanların etnik aidiyetlerinin, mezhepsel aidiyetlerinin bir töhmet unsuru olduğu, bir sakıncalı piyade muamelesi gördüğü bir Türkiye'de daha fazla devam edemeyiz. Türkiye'nin bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Bu değişim ve dönüşümü Cumhuriyet döneminin özellikle de o statikoyu muhafaza eden kesimi değil, Cumhuriyet rejiminin dışladığı İslamcılar ve Kürtçüler çok demokratik bir şekilde seçimler yoluyla gelmek suretiyle, barışı tesis etmek suretiyle bunu inşa ediyorlar. Bunun katılımı ne kadar geniş olursa o kadar da faydalı olacak. O nedenle ben buradaki motivasyonun, bıkkınlık ya da sürecin bittiği falan gibi değerlendirmiyorum. Biz daha sürecin başındayız ve çok önemli bir aşamasındayız. Ve buradaki asıl motivasyon önce Türkiye'yi sonra Orta Doğu'yu yeniden inşa etme sürecidir. Tamam ama insanlar da burada somut şeyler. Mesela şunu sormak istiyorum. Tabii. Silahlı mücadele olmadan diğer adımları atmak hükümet için zordur diyorsunuz. Peki. Nasıl zordu? Öyle bir şey demedim. Hayır. Hep bu diyor ya önce örgüt silah bırakacağını açıklaması şimdi gerek. Aslında bu ondan sonra bir takım bu aslında bir handikap Şirin Hanım. Ben bu görüşe katılmıyorum. Örneğin İrada'da mesafe alınamayışının ilk başlardaki sebebi bu oluyor. Diyorlar ki önce sen teröristsin, silahı bırak. Böyle bir mantıkla yaklaşılmaz. Yani o silah bırakmak için bir adım yaklaşacak. Ben demokratik kanalları açmak için peki adım atacağım ve bu bir araya gelerek, birbirimize yaklaşarak çözeceğiz. Yoksa sen teröristsin, sen silah bırak. O dağa çıktıysa elbette ki onun silahlı bir mücadele doğrulanmaz ama siyasi veya da sivil mücadeleyle elde edemediği bir takım haklar için çıktığını düşünüyordur. Onun için çok kutsal değerleri vardır. Onu da dikkate almanız lazım. O nedenle ben bu sözleriniz bu hükümete bir eleştiri mi şu anda? Hayır, herkese. Yani bu çözüm sürecini yürütüyorsak elbette ki bu çözüm sürecinde amaçlardan birisi silahlı mücadeleyi bırakmak, siyasi mücadelenin önünü açmak. Ama bu dahi Kürt sorununun çözümü için yeterli olacak olmayacak. Tamam, ben şimdi somut bir şey söylüyorum. Bırakalım silahları bırakma meselesini. Bırakalım. Biraz önce ilk turda konuştuk.
Öcalan'ın serbest kalması meselesi var. Burada meselenin Öcalan'ın serbest kalması değil, Öcalan'ın nasıl bir Türkiye'ye serbest kalacağının önemli olduğunu söyledik ama söylendi daha doğrusu. Ama mesela bu da bir adım sayılabilir. Çünkü zaten görüşüyorsunuz. Bu konuda Kandil'in talebi var. Biz gidebilelim oraya. Kendi derdimizi daha kolay anlatırız diyor. İzleme heyetinin gitmesi söz konusu. Tabii ki. Dolayısıyla mesela bu da atılabilecek adımlardan bir. Silah bakın, bırakmaya geçmeden bu da bir kategori. Hanım, yani katılmıyor bakın, musunuz? Bu işlerde toplumu da ikna ederek toplumla birlikte yönetmemiz gerekiyor. Ve Öcalan bu konuda çok gerçekçi. Ve Öcalan bu aşamada kendisinin serbest bırakılması gibi bir adımın çözüm sürecine hizmet etmeyeceğini düşünüyor. Zaten bu yönde beyanlar da var. Ama Türkiye'de eğer normalleşme süreci devam eder, silahlı mücadelenin yerine demokratik bir şekilde bu zemin güçlenirse, Türkiye bugün tartıştığımız şeylerin çok ilerisine geçecek. Niye? Biz 10 yıl önce Kürt adını bile telaffuz etmekten korkuyorduk. Bugün iyi bir noktaya geldik. Yarın bu barışı sağlayan kim olursa olsun bizim halkımız Kadir Şinas'tır. Ama şu var, bu aşamada öncelikli olarak Öcalan'ı çıkaracağız dediğimizde bence çözüm sürecine hizmet etmeyiz. Çözümsüzlüğe hizmet ederiz. Bir takım korkuları gereksiz yere depreştirir. Öcalan çok realist birisi, bence bunun farkında. Peki yani bir son şunu da sorayım. Şimdi izleme heyetinde isimler yani 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıkmaya bence başladı. Bence doğru isimler onlar. Doğru isimler diyorsun. Doğru isimler. Yani sadece kendilerine bu teklifler götürüldüğünde belki özel nedenlerle giremeyecek olanlar olabilir. Ama eğer özel nedenlerle girmedikleri takdirde bu isimler doğru isimler. Peki ama şunu sorayım. Bu isimler aynı zamanda İmralı'ya gidecekler. Abdullah Öcalan'la görüşecekler. Kandil'e gidecekler. Tabii ki. Bu süreci izleyecekler. Peki o zaman doğrudan Kandil'le İmralı'nın temasının kurulması konusunda bir... Mesela somut sorular soruyorum ki somut bir şey alabilirim diye. Yoksa temennilerle gideceğiz. Tabii ki. Mesela bu hemen sağlanabilecek mi? Kandil diyor ki ben yüzle görüşmek istiyorum diyor. Mesela eğer heyet gidebiliyorsa, izleme heyeti, o zaman niye diğer mekanizmalar kuruluyor? Ama Öcalan'da diyor ki önce izleme heyeti gelsin, beni dinlesin. Çünkü Öcalan'da bir projesi var. Öcalan'da kendine göre bir Türkiye ve bir Orta Doğu projesi var. Şimdi izleme heyetinin gitmesi, Öcalan'ı ve Kandil'i dinlemesi, ardından Ankara'ya gelip bu tespitler ışığında bir yol haritası belirlemesi çözüm sürecinde önemli bir aşama. Ama şimdi onu yapmadan doğrudan siz Kandil'le Öcalan'ın görüşmesini sağlayalım derseniz bu sürece fayda getirmez. Yani bir köprü var. O köprüden nehrin üzerinden geçeceksiniz. O köprüyü görmeden, yok sayarak siz de oradan nehre atarsanız süreci kurban etmiş olabiliriz. Ama bir süre sonra bunlar gerekli olur mu? Belki hiç tartışma konusu bile olmayacak. Vahit Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirilen eleştirilerden bir tanesi şuydu. Mesela izleme komiteleri kuruluyor. İşte bir şekilde bir mekanizma oluşturuluyor. CHP de bir tane kursun. CHP de gitsin. Muhalefet partileri adına o da İmralı'daki görüşmeler için talip. Yani talip olsun ya da heyet gönder. Bu yeni dönemde sizce yani bir Diyarbakır milletvekili adayı olarak siz nasıl bakıyorsunuz? Neresinde olacak CHP? Olmalı ya da? Evet. İzleme komitesini sayın vekilim daha iyi bilir. Sanıyorum ilk parlamentoda gündeme getiren partilerden biri CHP. Hatta geçen salı günü tekrar gündeme. Hayır, katılmadı ama. Yani CHP mesela bu süreçte böyle bir heyetin içinde olmayı kabul etmedi. Hayır, içeriğini bilmediği için. Ama izleme komitesinin kurulmasına dair yasa teklifleri var. Şunu söyleyebilir, diyebilir ki beni bilgilendirin, ben böyle bir komitenin içinde olurum. Yani Sayın Genel Başkan, Sayın Genel Başkan, keşke kursa. Sayın Genel Başkan'ın ve partinin yetkili kurullarının bu konuda bir sürü açıklaması var. Ve benim bildiğim kadarıyla ilk bu izleme komitesinin kurulmasına dair yasa önerisini de parlamentoya sunan CHP'nin kendisi. Tamam, peki şimdi izleme komitesi kuruldu artık. Ya yani kim vermişti önce, ben vermişim. Biz komite kuruluyor. Ama gönül isterdi ki bu kurulan komite CHP'yle de danışılsaydı, CHP de oraya bir üye verseydi. Şimdi CHP bu işin dışında tutuluyor ama bir yerde de CHP bu işin sorumlusu kabul ediliyor. Şimdi ben de bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani CHP'yi davet edersiniz. CHP izleme komitesinde 6 kişi miydi?
İşte bir üye de CHP'den istersiniz. CHP'yi bu işin içine katarsınız. Ama hep CHP buna hazır değil Vahit Bey. Keşke hazır olsun. Ben katılmıyorum abi. Yani şimdi muhalefet birbirimize düşsek belki o da hoş değil ama keşke CHP bu işe katılsa baştan beri. CHP'nin kafası karışık. Ortada yani bir ne yapacağını bilmiyor. Ortada bir soru var. Onun hakkını vermek lazım. Evet. Şimdi HDP'yi ayırıp bir kenara. Parlamentoda 3 tane parti var. Evet. AKP, CHP, MHP. Şimdi şu ya da bu nedenle oyalıyor ya da oyalamıyor. Bütün bu partiler içerisinde Kürt sorununa en sıcak yaklaşım gösteren AKP. Bu yani hakkını verelim. Keşke CHP'de adım atsaydı. Keşke CHP'de bu heyetlere MHP gitseydi. MHP süreci tümüyle karşı evet. CHP'de bu süreçle ilgili net değil. Yani sorunun buradan çıkıyor. Yani mesela iktidar olsa CHP ya da MHP daha mı iyi bir yaklaşım sağlayacaklar derseniz hayır. Yani şu anda bu sürece tek yaklaşım sağlayan ama hakikaten oyalayarak, oyalamayarak, iyi yaparak, kötü yaparak. Şimdi eleştirdiğimiz noktalardan da söylüyorum. Ama bir yaklaşım olduğu için zaten bunları eleştiriyoruz. Artıları da eksileri de evet, söylüyoruz. Ama CHP'nin ve MHP'nin bu konuya yaklaşımı maalesef hiç muhatap alır düzeyde değil zaten. Ve burada bir ciddi sorun var. Celal Bey, şimdi Sayın Genel Başkan bu işin arkasındayız, çözüm sürecini destekliyoruz, sonsuz da kredi veriyoruz dedi. Ama bu dönemin başbakanının söylediği sözleri de lütfen unutmayın yani. Tamam sizin krediye ihtiyacınız var dedi. Yani likide dönüşmüyor likide. Hayır çünkü şu bu soruyu... Kredi veriyor da kendi yatırımı yapmıyor. Evet. Sorun burada. Bu soruyu şunun için soruyorum. Evet. Yani bir CHP'yi bu soruyla sorgularken biraz önce burada ne dedik? Artık topluma bir şey anlatılması gerekiyor. Bundan sonraki süreç aslında topluma bu işin anlatılmasıyla devam edecek. Çünkü burada bile yani nedir? Şimdi bizi izleyenler hala şunu söylüyorlar. Ya bu kadar konuştunuz. Ne olacak yani? Sorusunun hala cevabını veremiyoruz. İnşallah iyi olacak. Umarız iyi olacak. Bundan öteye geçemiyoruz. Sorusunun cevabı yok. Topluma bir şey anlatılacaksa sadece HDP ve AK Parti mi anlatacak? Madem böyle bir izleme komitesi kuruluyor, ne yapılması gerektiğini bir bölgenin milletvekili adayı olarak siz olsaydınız ne yapardınız? Yeni bir şey söyleyin CHP evet. adına. Ya da CHP'liler dinliyorlarsa en azından bölgeden yeni bir şey duysunlar. Evet. Buyurun. Evet. Şimdi tabii yani ülkenin demokratikleşmesi adına CHP ben sanıyorum yani üzerine düşeni yapar. İzleme komitesinin sorduğunuz için o şekilde cevap verdim. Ne yapılmalı? Yani işte bu çözüme her şekilde katkı koymalı CHP. Ülkenin demokratikleşmesi adına bence de yani Türkiye'de çok önemli sorunlar var. Bunlardan biri işte atıyorum toplu yürüyüş hakkı. Her gün polisleri insanların üzerine sürerek, her gün insanlara acımasızca zulmederek, bugün demin Sayın Vekilim Batman örneğini verdi. Yani ben inanıyorum ki hükümet polisini çekerse bu olayların hiçbiri olmaz. Yarın göreceğiz işte Diyarbakır'da, Nevroz'da cumartesi günü 1 milyon insan toplanacak. Eğer polis müdahale etmezse, polis insanlara saldırmazsa hiçbir şey olmayacak. Şimdi burada CHP'ye muhalefet olarak düşen nedir? Yanlışları söylemek. Yanlışları söylemek, doğru yolu göstermek. Fakat bizim gösterdiğimiz doğru yolu, partimizin söylediği doğrulara maalesef herkes kulağını tıkamış durumda. Kimse CHP'nin söylediklerini kale almıyor. Herkes CHP'nin akla, krediye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Şimdi CHP ne yapsın? Yani CHP'den ne bekleniyor? Doğrusu ben de onu anlamıyorum. CHP zaten bıraksın alan muhalefet biz oluyoruz. Rahat rahatsız artık. Ya ama sizin temeliniz, o sizin temeliniz. Ama şimdi size bunu sormamın nedeni şu. Biliyorsunuz buradan CHP milletvekili çıkaramamakla eleştiriliyor. Evet, daha evet. önce ben geldim birlikte. Kemal Kılıçdaroğlu buraya geldi Diyarbakır'a. Sivil toplum örgütlerini topladı ve şu soruyu sordu. Bize niye oy vermiyorsunuz? Evet. Sivil toplum örgütleri de çıkardılar, anlattılar. Şundan vermiyoruz, bundan vermiyoruz, bundan vermiyoruz. Siz şimdi yeni dönemde bu partinin milletvekili adayı olmak evet. istiyorsunuz buradan, şu Diyarbakır'dan. Buradan lütfen yeni bir şey söyleyin. Tamam siz diyorsunuz ki CHP şunu yapıyor, bunu yapıyor ama kimseye dinletemiyoruz. Demek ki demesini beceremiyor ya da verdiği mesajlar buranın ne beklediğini yansıtmıyor. Siz verseniz bugün evet. ne derdiniz? Çok sağlam nasıl bir pas ediniz? Aslında yani. Eyvallah. Bunu hemen gole çevirmeniz lazım. O pası ben de isterim. Buyurun veriyorum size. İkna edin. Evet, biraz önce evet. Levent Bey Altantan diyordu yeni bir üslup geliştirmek gerekir. Buyurun geliştirin. Evet. Şimdi CHP biliyorsunuz eskiden Diyarbakır'da çok güçlü bir partiydi. Tamam geçmişi biliyoruz. Yani ben, evet. Bugüne gelelim. Ben de o dönemlerde uzun yıllar il başkanlığını yaptım. Şu anda HDP'de siyaset yapan arkadaşlarımın çoğuyla o dönemde siyaset yaptık. CHP bir dönem maalesef kötü yönetildi diyeceğim. Ama ben yeni CHP'de
gerek bölgeye gerek ülkenin geneline doğru mesajlar verildiğine inanıyorum. Yani partimiz kadrolarıyla kendini yeniledi. Onun için de yeni CHP diyoruz. Kürt sorunu konusunda, Kürt sorunun çözümü konusunda genel merkez düzeyinde çok doğru şeyler söyleyen arkadaşlarımız var. Mesela bir hemşerimiz Sezgin Tanrıkulu, işte insan hakları savunuculuğuyla Türkiye'de tanınan Sayın Bekaroğlu. Yani Türkiye kamuoyu, işte HDP'si, AK Partisi biraz onların söylediklerine kulak assa bence CHP'nin ne söylediğini üç aşağı beş yukarı hepimiz biliriz. Ama herkes burada bir günah keçisi arıyor. Bu günah keçisi de maalesef CHP. Şimdi biz ne söylersek söyleyelim. Yani çıkıp işte bizi bilmem neler de desek galiba biz bu toplumu ikna edemeyeceğiz gibi geliyor bana. Ben bir şey söyleyebilirim. Olur olur söyleseniz yani, olur. Mesela ana dilde eğitime ne diyorsunuz? Ana dilde eğitime ben kendi adıma ve yani sonuna kadar savunurum. Sanıyorum partim de savunur. Tamam, söylediğim güzel, isimler güzel de savunur yani. Ana dile hangi gerizekalı karşı çıkar yani? Galiba buradaki soru şuradan geliyor. Esas mesele şu. Şimdi CHP'de gerçekten Kemal Bey'in ben samimiyetine de inanıyorum bu konuda. Çok değerli arkadaşlarımız da var Kürt sorun çözümü için ama bir bütün olarak baktığınızda konusu olarak CHP kendi tabanını bu sorunun çözümünde AK Parti'nin kendi tabanını ikna ettiği kadar ikna edebilmiş değil. CHP tabanında ciddi sorunlar var. Onun için bu CHP'nin netleşmesini zorlaştırıyor. Mesela AKP'ye bakarsanız o kendi tabanını en azından susması konusunda bu konuda çatlak ses çıkarması konusunda daha iyi ikna etmiş. Ama CHP'de yakın zamana kadar bir takım milletvekilleri neredeyse milletle milliyet karşılaştırması bile yapacak duruma gelmişlerdi. Evet. Yani o konuda neyse CHP'nin... onlar ihraç ettik kurtulduk. Evet o konuda CHP'nin ciddi sıkıntıları var. Hala tabanda problemleri yani var. Yani bence CHP'de de daha cesur söylemlere ihtiyaç var. Her partide var. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış. Aman bunu söylersen partim ne der? Dediğimiz an inan edin biz kendi önümüzü... Şimdi biz mesela demin Karal Bey güzel bir şey söyledi. İşte millet de halkı karıştıran dedi. Evet. Bunun aynı söylemi AK Parti'de söyleyen onlarca adam var. Ama ne hikmetse kimse onları gündeme getirmiyor. Yani CHP daha net, tabii CHP'den beklentiler farklı. Haklı yani. Projesini anlatmalı. Farklı, tabii. Ben şimdi bu sizin şu ana kadar söylediklerinizden buradaki Diyarbakırlıların ya da bölgedeki Kürtlerin CHP benim partim demiş olacağını zannetmiyorum. Bir şey söylemediniz çünkü. Hala şansınız var. Valla ben zorla bir şey söyledim. Ben burada beyefendiye biraz fazla yüklenildiğini, haksızlık edildiğini. Hayır önünü açıyoruz. CHP Genel Başkanı bu konuda politikalar oluşturmalı ki buradaki aday adaylar ya da milletvekiller de bunu tabanda anlatabilsin. Elbette ki CHP'nin bu konuda ontolojik sorunları da var. CHP 1950'ye kadar yönettiği Türkiye'de Kürt sorununa yaklaşımı çok problemli. Geçenler bir milletvekili Sezgin Bey Dersim konusunda özür dilemeye kalkıştı. Çok hakaretlere uğradı. O nedenle evet CHP belki geçmiş müktesebatını bir kenara bırakıp bir özür dileyip yeniden bir Kürt sorunu Kemal Bey'in varlığı da buna bir prim sağlıyor. Başlatabilirdi. Başlatmadı. Ama biz bugün Kürt sorunu dediğimizde dersimsiz bir Kürt sorunu, tek parti döneminde Kürtlerin yok sayıldığı bir CHP uygulamalarını görmezden gelerek nasıl Kürt sorunu tarif peki, edeceğiz? Peki ama merak etmesiniz Sayın AK Parti Kürt sorununu bölgede ilk gündeme getiren CHP. Şirin Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Dediniz ki haksızlık edip çünkü Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir ortam sağlamıyor. Ben aynı soruyu AK Parti milletvekili aday adayına da soracaktım. Siz yeni bir şey söyleyin AK Parti adına. Tabii. Şimdi... Yani sadece CHP'ye yüklenmüyorum. Dolayısıyla sizden de duymak istiyorum. Bugüne bence... söylenenlerin dışında somut ne diyorsunuz tabii. Bu bölgenin insanına? Şu an konuşumuz yani konu başlayan çoğu neredeyse teferruata giriyor. Biraz da şöyle söyleyeyim yıllarca İslam aleminin hani imanın şartı ve işte abdestin kurallarıyla oyalanması gibi esasdan uzaklaştı. Çözüm sürecince bence artık yeni bir safhaya ulaşmasını istiyorum. Buna da ben kardeşlik süreci adını vermek isterim. Altan Bey'in de belirttiği gibi sadece hasta tutukluların bırakılması değil, tutuklu yakınlarının da sahiplenilmesi. Hakeza bugüne kadar bu süreçte bedel ödeyen, ölen, şehit düşen, gazi olan herkesin, her iki tarafın da yakınlarıyla ilgilenilmesi.
Bedel ödeyen herkesle helalleşmek lazım. Yeni söylemimiz bu olması lazım. Peki aday olduğunuz parti ama mecliste faili meçhulleri araştırma komisyonunun ya da hakikatleri araştırma komisyonunun kurulmasına hayır dedi. Tam da söylediğiniz ailelere sahip çıkma orsaydı olacaktı. Eleştiriyor musunuz bu konuda? Tabii şöyle söyleyeyim. Hani zaman sorunu var. Çok gaddar bir öğretmen. Hayır. Çok zor sorular soruyor. Evet. Onu ben de makul bir şekilde izah edeceğim. Sabırlı olmak lazım. Öcalan 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirildiğinde ben serbest bırakılmasıyla ilgili naçizane o zaman 20 yıl ömür biçmiştim. Yani ben hatta tarih vereyim, bunu da düşün. 2019'da Öcalan serbest bırakılır diye bir hissim var. Tabii bunu ben partim adıma değil, o günkü hislerimle söylediğim bir durumdu. Ben bu kardeşlik sürecinin mimarının da yine Recep Tayyip Erdoğan olacağını iddia ediyorum. Tarihe geçen Abdülhamit Han'ın Bave Kürdan tabiri var. Ben tarihe yazın bunu, yarın manşetlerde de görmek isterim. Bray Kürdan olacağına eminim. Yani Kürtlerin kardeşi. Ben bu hususta samimiyim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Tabii. Samimisiniz, son noktayı böyle mi koyuyorsunuz? Tabii ben yeni başlık açmak isterim. Çözüm sürecinin, kardeş sürecinin en önemli ayaklarından birisi de ekonomidir. Öcalan'ın 10 maddelik açıklamasının bir maddesi de sosyoekonomik açılımlar. Benim branşım iktisat, ekonomi. Onunla ilgili projelerim var bu seçim tamam. sürecinden bağımsız. Ona da başlık açmak isterim. Tamam, onu sona doğru yapalım evet. çünkü koparız tartışmadan. Sonra da bir cümle benim. Tamam. Evet. Ben Celal Bey'in şeyine yaptığı konuşmaya bir katkı sağlayacağım. Hani çok önemli bir şey söyledi. Bu KCK'larla şey meselesi var yani bir vicdan meselesi, pazarlık meselesi yapılıyor olay. Hakikaten çok önemli bir şey. Şimdi bir yeri geldi. Yaklaşık bir iki ay önce Siirt'ten bir gençten bir mail aldım. Yani bunu özellikle burada AK Parti seçmeninin duymasını istiyorum. O yüzden çocuğun mesleğini de söyleyeceğim. O yüzden söylüyorum. Yani AK Parti seçmeninin vicdanına hitap etsin diye. 21 yaşında bir genç, ilahiyatta okuyor. Mail atmış. Babam 15 yıl hapis yattı örgüt üyeliğinden. Saçma sapan bir delille çocuk sonuçta anlatıyor. İşte 6 yaşındaydım. 15 yıl boyunca görmedim. Hapisten çıktı. Bu KCK operasyonu olduğunda yeniden eve bir baskın yaptılar. Evde bir kupa üzerinde renk, kurdele bilmem falan filan. Bir de bir kitap buldular diyor. Şimdi çocuk o kadar bir fevranla mail atmış ki 7 yıl hapis verdiler diyor. Şimdi 7 yıl tekrar onaylanacak ve ben geleceğim 30 yaşına. Babam yine içeride. Şimdi iktidar balyoz şeylerini burada bir numara vardır diye hepsini serbest bıraktı. Ergenekoncuların hepsini serbest bıraktı. Kimseyle padalık yapmadı. Yargı bir numara çekmiş dedi burada. Kumpas kurmuş. Tamam. Fakat KCK'dan Türk toplumu zannediyor ki, hepimiz zannediyoruz İstanbul'dan, KCK'dan gözaltına alınan herkes teröristmiş havası estiriliyor. Aynen Balyoz'da nasıl haksızlık yapıldıysa, Ergenekon'da nasıl haksızlık yapıldıysa, KCK'da yüzlerce insan saçma sapan gerekçelerle içeri tıkılmış ve hala hiçbirine bir şey yapılmıyor. Celal Bey'in dediğine katılıyorum. Böyle bu kadar vicdansız, yani vicdanı bir meselenin silah bırakma şartı haline getirilmesi hakikaten ayıp bir şey. Yani hakikaten ayıptan da öte bir şey. Bu bir anlamda, şimdi biz tamam PKK'ya kızıyoruz. Ben hükümet cephesinden olsam, yani hükümetin dediği yerde duruyor olsam PKK'nın silah bırakmamasını anlayışla gösterebilirim. Çünkü derim ki ya bu hükümet saçma sapan işler yapıyor, işte adım atmıyor. Tamam iyi iş yaptı ama bundan sonrasını getirmiyor. Bilmem isim değiştirmek gibi şeyleri silahın maddesi yapıyor. Veya o açıklanan 10 madde, demokratik talep. Yani 10 tane demokrasi maddesini, yani normal insana verilmesi gereken hakkı, silahı bırakma şartı yapıyor. Aslında dediği gibi Celal Bey'in kutsuyor. Tamam ben ama hükümet cephesinden bakmıyorum. Ben diyorum ki bu kötü ama sen de kötü olma. İki tane kötünün savaşın içinde kalamayız. Birinizden bir Ali İzzet Begoviç'in çok güzel bir sözü vardır. Gelir derler ki Ali İzzet Begoviç'e işte efendim derler Sırplar bizim kadınlarımızı çocuklarımızı böyle böyle yapmıştı. Şimdi biz bir imkan bulduk biz de onlarınkini yapacağız. Abi Ali'ye der ki asla onlar bizim öğretmenimiz değil. Yani eğer AK Parti cephesinden bakarsak PKK silahını sürdürebilir. Ben ikisinin cephesinden bakmıyorum. Bir şey söylüyorum. Türkiye barışa ulaşması lazım ama en önemlisi HDP için bırakması lazım. HDP çok iyi bir şey yapıyor. Hepimize ulaşıyor. Duygu birliği kuruyor.
sözü ulaşıyor, mesaj verebiliyor. İnsanları, yani bu Selahattin Demirtaş'ın kendi açıkladığı bir cümle. Çözüm sürecinden büyük bir kazanç elde ettik diyor. Toplumun %75'i Kürtlerin derdini dinlemeye başladı. Bu az bir şey değil. Şimdi HDP bu anlamda ciddi bir mesafe kat ederken PKK'nın orada silahın ucunu göstermesi en önce HDP'ye haksızlık. Yani bir mesafe kat edecekse en önce HDP'ye haksızlık. Başka neye haksızlık? Bak ben söyleyeceğim. Eğer PKK silahı gösterdiği müddetçe Öcalan devletin elinde rehin olmaktan kurtulmayacak. Yani devlet Öcalan'ı bize rehin olarak her dönem satacak. Bak eğer bunu yapmazsanız ben bunu yaparım. Yok bunu bırakmam. Yok görüşünü azaltırım. Yok, anlatabiliyor muyum? Yani bunu Öcalan'ın bir anlamda rehine pozisyonundan da kurtulması için HDP'nin başlatmış olduğu o demokratik söylemin ağırlık kazanması gerekiyor. Ama yani AK Parti ya da iktidar bu ufak tefek vicdani meselelere silah pazarlığı yapıyor diye hani şey yapamayız. Hani tamam PKK hükümet böyle yapıyor, sen de silah pazarlık meselesi yap diyemeyiz. Birinden birine sözümüzün geçmesi lazım. O pozisyondayız yani. Ha, birinden birine diyelim ki abi bak sen akıllı ol bari. Yani bu deli de. Ya bari sen akıllı ol da bu iş mesele çözülsün. İnsanlar perişan. Yani ben mesela demin söyleyecektim, siz yeri gelmedi dediniz. İzleme komitesi dediğiniz var ya. Şöyle yoksul, perişan insanların arkasında fotoğraf çekilmeye benziyor. Ne ya, ne konuşacaklar ki? İzleme komitesi. Ne anlatacaksın? Neyi izleyeceksin? Ortada konuşacak bir şey mi var? Yani neyi alıp götüreceksin? Neyi getireceksin? Bize numara çekiyorlar. Yok Suriye'ymiş, Irak'mış, Kürdistan'mış, İrlanda'ymış. Hepsi numara. Barış dediğin patır 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 yaparsın. Adı değiştirirsin. Barajı kaldırırsın. Zerre kadar samimiyetin varsa bu barajla seçime gitmezdin. Şu kadar samimiyetin varsa gitmezdin. Zerre kadar samimiyetin varsa o KCK'dan olanları bırakırdın. Zerre kadar samimiyetin varsa isimleri değiştirirdin. Zerre kadar samimiyetin varsa güvenlik yasasını çıkarmazdın. Hiçbirini yapmıyorsun. Hala barış yapacağız. Barış yapacaksan adım atacaksın. Hem adım atmıyorsun hem de ya bu işler çok uzun sürer. İletişim çağındayız. Eskiden 10 yılda, 50 yılda, 100 yılda olan işler artık 1 yılda oluyor. Biz çocuktuk. Böyle iki tane arkadaş bir mesele üzerine anlaşıp da yani şey yapamadıkları zaman şöyle derlerdi. Ya neyi çözemiyorsun? Atla deve mi? Şimdi barış meselesi öyle. Neyi çözemiyorsunuz ya? Konuşun, anlaşın, bir yol alın, kademe alın. Hiçbir adım atmıyorlar. Ya bu işler çok zor. Konuşuyoruz. Ben bu küçük adımlardan birine bir şey daha ekleyebilir miyim? Mesela adım dedi ya Levent Bey. İstiklal mahkemelerinin zabıtları, Şeyh Said'in mahkeme zabıtları da dahil hala yayınlanmadı. Mehmet Ali Şahin Bey'in meclis başkanlığı zamanında bir irade ortaya konuldu. Denildi ki bunların çoğu işte dağınık, eski yazıyla yani Osmanlıca ile Arap harfleriyle yazılmış. Bunları işte bir tasnif etmemiz lazım. Daha bugüne kadar bunlar yayınlanmadı. Benim kaç tane meclis araştırma önergem var. Bu zabıtlar niye yayınlanmıyor? Bakın bunun için anayasa değişikliğine gerek var mı? İkide bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırıyor mesela. Sayın Cumhurbaşkanı da, Başbakan da. İşte Dersim'i kına. Dersim'e sahip çık. Peki gel Şeyh Said'i konuşalım. Dersim'i de konuşalım, Şeyh Said'i de konuşalım. Bir jest dedik ya hani adımlar. Hiçbir adım atamıyorsun. En insani bir olay. Şeyh Said ve 46 arkadaşı Diyarbakır Dahkapı Meydanı'nda idam edilmiş. Bir kişi hariç onun cenazesini ailesi alıp götürüp köye defnetmiş. 46 kişinin mezarı şu an Dahkapı Meydanı'nda yatıyor. Aile defalarca müracaat etmiş. Sivil toplum kuruluşları müracaat etmiş. Biz müracaat etmişiz. Ben meclis araştırma önergesi vermişim. Arkadaşlarım vermiş. Ya bu mezarları bak üzerinden ne kadar zaman geçti. Ölüden intikam alınmaz. Bir Nakşibendi Şeyhi ve onunla beraber de idam edilen ona yakın Nakşibendi Şeyhi var. Yani meşhur mesela bir Hanili Salih Bey var. Müthiş bir şair. Şu an şiirleri divan edebiyatı nesrinde şiirleri var. Ziya Gökalp'e halk edebiyatı yani hece vezniyle verdiği şiirler var. Meşhur maden müftüsü Hanili Salih Bey 5 dil biliyor. Yani Fransızca, Kurmancı, Zazaki, Türkçe, Arapça, Farsça böyle aydınlar var orada gömülü olan. Bunların cenazeleri hala teslim edilmiyor. Buyurun yarın sabah hükümet bir irade buyursun. Devletin kayıtlarında kardeşim sizin cenazelerinizin yeri buradır.
buyurun aileye teslim ediyoruz, üzerine mezar mı yapıyorsunuz, türbe mi yapıyorsunuz? İstiklal mahkemelerinin zabıtlarını ben yarın açıklıyorum kardeşim, bitti artık. 90 sene geçti üzerinden, 90 yıl ne olduysa oldu. İngiliz gizli belgeleri bile 50 yıl sonra açıklanıyor. Ne oldu bu mahkemelerde? Bir bilelim bakalım. Şeyh Said ne dedi? Yani gözaltı, tutuklanma tutanağı ne? İfadesi ne? Hanili Salih Bey'in ne? Öbürlerinin ne? Diğerler bir tarihimizi öğrenelim de bu barışı daha da kolaylaştıralım. Onun için atılacak çok basit adımlar var. Bunları görmek istiyoruz. Bunlar da zaten bu büyük büyük paketlerin bir parçası. Tabii ekleyeceğim. Ondan sonra Türkiye'de çözüm sürecine mesafeli olan kesimlerin bir şeye dikkatini çekeceğim. Bu tip süreçlerde her hareketin tabanı, fanatik bir tabanı vardır. Yani sonuçta kabul edelim ki HDP'nin de vardır. Yani mutlu etmesi gereken, konuşması gereken, ikna etmesi gereken. Orada fanatikten kastım yanlış anlaşılmasın. Acı çekmiş, dışlanmış, sıkıntı çekmiş, kardeşini vermiş sürece. O insanlar bir şey bekliyorlar haklı olarak. O yüzden bu kesimlerin HDP'nin attığı adıma böyle bakması lazım. Yani aynı zamanda bu kesimi de mutlu etmesi gerekiyor. Tek başına şey değil. Yani hadi kardeşim her şeyi bıraktık, silahı da bırakıyoruz, hiçbir şey de almıyoruz. Geldik demokrasi veriyoruz da bir taraftan değil sadece. Yani HDP'nin bu pozisyonu, bir de şeye dikkat çekeceğim. Kiminle konuşun, sorum siz de konuşuyorsunuzdur. Seçim sürecinde bir provokasyon bekliyor değil mi? Hani HDP'nin başına bir iş gelebilir diye. Acı bir şey. Kendi devletimizden çok böyle bir şey. Çok kötü bir şey tabii. Tuzağa düşürme. Kendi devletimizden böyle bir şey umuyoruz. Bu ne kadar acı bir çok şey. Yani bir devletimiz şey. Provokasyon yapabilir diye. Ama haksız da değiliz böyle bir beklerde. Ha, kötü anlamda söylemiyorum. Sicili kabarık. Çünkü bize böyle bir şey verdi. Yani yapabiliyor. Herkesin bu konuda özellikle yani hem HDP'lilerin hem de Türk toplumunun. Çünkü devletler bugün değil. Sadece AK Parti için demiyorum. Tarih itibariyle. Tarihten itibaren al işi gücü. Dengeyle, silahla, bombayla bu tip işlere iş götürüyor. Benzer bir şey olabilir. Bu konuda mutlaka dikkatli olunması lazım. Abdük, bunu biz size soracağım Faruk Bey. Ama buyurun bir şey söylemek istiyordunuz bu konuyla ilgili galiba. Tabii. Araya girmek yani istediniz. Bir, iki şey söyleyeceğim. Bir koalisyonlarla ilgili olarak, bir de izleme komiteleriyle ilgili olarak. Tabii dünyada yürütülen çözüm süreçleri var. Bir kısmı başarıya ulaşmış, bir kısmı hala devam eden. Bir örnek diğerine tam olarak uygulanamıyor. Ama bir takım mekanizmalar oluşturulmuş ve bu aslında çözüm süreçleri adına da bir kazanım. Yani her şeyi sıfırdan başlamak yerine diğer örneklerden de yararlanılabiliyor. Örneğin izleme komitesi ya da üçüncü göz gibi. Bu izleme komitesi Öcalan'ın talebiydi. Yani Öcalan izleme komitesinin çözüm sürecinde ne kadar önemli olduğunu bilmeyecek kadar bu konularda cahil bir insan değil. İzleme komitesinin burada olması şunu sağlayacak. Eğer siz bir geri çekilme süreci yaşayacaksanız izleme komitesi burada bir takım notlar alacak. Örneğin İra'da Kanadalılar olmuştu. Kanadalı bir general olmuş. Her iki tarafta ona itimat etmişti. Silahların gömüldüğü yerlere gösterdiler. O mekanizmaların söküldüğünden emin oldu. Onun verdiği raporu esas kabul ettiler. Aceh'de var yine izleme komitesi. Güney Afrika'da var yine izleme komitesi. Bazıları üçüncü göz olarak örneğin Amerika'nın ya da İngiltere'nin katkısını almışlar. Ya da bizim gibi ilk başta biz de Oslo sürecinde bir yabancı ülke katkısını almıştık. Bu kez almıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bu sorunlar çok iyi niyetli temennilerle çözülebilecek şeyler değil. Burada bir takım mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Çözmeye çalıştığınız konu kendi inançları için her ne olursa olsun dağa çıkmış silahlı unsurları siz 30-40 yıl sonra aşağı indireceksiniz. Aşağı indirmenin de bir takım mekanizmaları var. Örneğin orada silahlı mücadele karışmış, eylemlere girmiş olanlar var. Silahlı mücadeleye karışmamış ama dağa çıkmış olanlar var. Bunlar Türk vatandaşlığını nasıl dönecekler? Orada doğanlar var. İşte yani bunlar o kadar önemli mekanizmalar Celal ki. Celal Bey'le aynı i̇şte noktaya komitesi. Yani neye o gelmiyoruz? Diyor ya, silahlı mücadeleyle yapılan müzakerenin çerçevesi başkadır. Diğer çerçeve başka. Mesela sizin söylediğiniz dağdan inecekler nasıl olacak? Silahlar nereye gömülecek? Bunlara nasıl bakılacak? Envanteri nasıl tutulacak? Tabii. Bu demokratikleşme adımlarıyla aynı pakete girmemeli demişti. Dolayısıyla evet. Aynı görüşte misiniz? Onu sormaya çalışıyorum. Değil. Çünkü bu o kadar çetrefilli bir sorun ki. Yani silah kullanmış
karakol baskınlarında yer almış olanlar var. Yönetim kademesinde olanlar var. Daha çıkmış silahlı eyleme girmemiş olanlar var. Bir de Türkiye Cumhuriyeti dışında doğmuş olanlar var. Evet. Yani şimdi kadınlar var. PKK hareketinin çok önemli bir bölümü, %40'ı kadınlar var. Yani siz bu kadınları getirdiğinizde burada herhalde evlerinde börek açmayacaklar. Yani bunların topluma kazandırılması lazım. O neden? O bir takım mekanizmalar istiyor işte. Peki tamam, bunlar bir mekanizma istiyor ama ben size bir önemli soru sormak istiyorum. Madem öyle, bu iyi adımlardan bahsediyoruz. Örneğin şu anda yurt dışında oy kullanılacak. Tabii. Ama bu HDP açısından bir handikap oluşturuyor. Çünkü yurt dışında yaşayan Kürtlerin çoğunun hakkında ya dava var, ya vatandaşlıktan çıkarılma durumları var ya da olmuş. Çoğu konsolosluklara gitmek istemiyor. Çünkü yıllar boyu bağlarını koparmışlar devletle. Mesela bu konuda hükümet nasıl bir şey yapacak? Bu önemli değil mi? Aslında seçime katılım isteniyor. Söyleyeyim. En azından bu bir adım ben mesela. Gazeteci bir şey olarak, hatırlatabilir ben gazeteci miyim size? Olarak, mesela birçok ülkede 10 gün verildi seçim için. İsveç'te en fazla yoğun Kürt ve Süryani nüfusunun olduğu yer İsveç. Stockholm'da bir gün verildi. Hayır, gün değil mesela. Şimdi Şirin Hanım. Bir Kürt gitmiş buradan. Hakkında da bir sürü terör örgütüne üye olmak, propaganda yapmak vesaire. Neye güvenip de konsolosluğa gitsin? Mesela bak, nasıl açılacak bunun önü? Ben size önü? Bir şey söyleyeyim merak mi? Ediyorum. Buyurun. Benim bir gazetenin Ankara temsilcisi buyurun. Olarak hükümetle temaslarımdan daha fazla HDP'lilerin görüşmeleri var. Hı. Yani HDP'liler bu kanallara açık. Rahatlıkla bunları konuşabilirler. Ben şuna inanıyorum. Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun Kürtler eğer demokratik olarak bir mücadelenin içerisine girmek istiyorlarsa bunun kanallarını açmak lazım. 12 Eylül döneminde 90'lı yıllarda 12 Eylül döneminde sol siyasetten olanlar, 90'lı yıllarda Kürt hareketinden olanlar Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Bunların birçok problemleri var. Gerçekten bu işte İzleme komitesi gibi komitelerin bir görevinin de bu olması gerekiyor. Meclis kapanmadan da bu düzenleme yapılabilir. Yeter ki bir fazla vatandaş sandığa gidebilsin. Ha şunu söyleyeyim. Ben yurt dışına çıkınca Kürtlerle de zaman zaman temas alıyorum. Görün bakın Kürtler en disiplinli olarak sandığa giden unsurlar olacak. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Ben HDP'nin Türkiye'de aldığı oydan daha fazlasını yurt dışında alacağını görüyorum. Bir koalisyonlarla ilgili bir şey söyleyeceğim ama Faruk Bey'e söz veriyorsanız evet, koalisyona gelince önemli çünkü. Provokasyon meselesi konuşuldu biraz önce. Bugün de Batman'da olaylar vardı ve herkes de gerçekten ay bir şey oldu olacak olur mu acaba? İşte herkes ay güvenlikli geçirelim de şu Nevruz'u ondan sonrasına bakarız. Bölgeyi çok iyi biliyorsunuz, buradasınız. Siz ne diyorsunuz? Böyle bir hava var mı? Yani bunu da yani yanlış anlaşılmasın hani bu meseleyi kaşıyormuş gibi sormak istemiyorum ben bugün ama Batman'dayım. Genel bir fotoğraf çeker misiniz? Şimdi geçmişe gittiğimizde 90'lı yıllarda Nevruz hep yasaklıydı. Yasaklı olduğu için hep kanlı geçerdi. Yani orada bir Nevruz kutlanırken orada çok fazla önlem almadığı müddetçe, karşı karşıya gelmediği müddetçe de herhangi bir olay da yaşanmaz olmaz. Fakat bugün Batman'da benim gördüğüm Nevruz alanının dışında ne olduğu bilemiyorum. Ancak atılan gaz bombaları platformun olduğu, protokolün olduğu yere gaz bombaları atıldı. Yani o an Nevruz alanının sahasının içerisinde herhangi bir taşkınlık olmamasına rağmen o gaz bombaları Nevruz alanının içine geldi ve insanlar Nevruz alanını terk etmek zorunda kaldı. Çoluk çocuk. Onlarca gaz bombası geldi. Bu fotoğrafa baktığın zaman evet böyle bir şey hissedebiliyorsun. Provokasyon hissedebiliyorsun. Kim de sizce? Yani niye böyle bir şey olsun durup dururken? Yani niye atsın? Elbette ki yani bundan bu süreçten rahatsız olan kesimler de vardır. Mesela? Yani tabii ki bunun şeye karşı olanlar, sürece karşı olanlar veya sorun çözümüne karşı olanlar. Veya belki de HDP'nin barajı geçmesinden geçecek olmasından rahatsız olanlar. Veya rahatsız olanlar. Evet. Evet. Ben bir de diğer bir konuyla ilgili şey söylemek istiyorum. Ya bu çözüm süreciyle ilgili öncelikle çözüm süreci bir güven üzerine tesis edilmeli. Yani güven üzerine tesis edilmediği müddetçe o çözüm de evet belki ağır aksak gider ama kazalara uğrar. Yani şimdi bugün baktığınız zaman hiç yani
müzakere bile edilmemesi gereken, dün buradaki tüm konuklar bahsetti. Yani bir ana dille eğitim olsun veya köy isimlerinden bir vekilim dedi. Müzakere edilmeden bunlar gündeme alınabilecek. Bunlar, Şeyh Saidin Seyit Rıza'nın mezarları. Evet. Şimdi bunlar yapılmadığı müddetçe burada bir güvensizlik doğuyor. Yani sen bunu çözemediğin müddetçe o zaman peki Kürt sorunu nasıl çözeceksin? Halkta da böyle bir intiba oluşuyor. Dolayısıyla burada en büyük sorun güvensizliktir. Peki biz burada hep İstanbul'dan ve Ankara'dan gelenler olarak işte devam edecek, öyle olacak, böyle olacak diyoruz. Ama siz Diyarbakır'da yaşayan bir gazeteci olarak bize daha iyi nabız verebilirsiniz. Milletvekillerinden bağımsız olarak sonuçta halkın içindesiniz. Nedir halkın, yani burada Güneydoğu'da nabız nasıl atıyor? Gerçekten İstanbul'dan, Ankara'dan bakıldığı gibi mi durum? Değil tabii ki, Ankara'dan, İstanbul'dan bakıldığı gibi değil. Yani öncelikle bu sürecin yürümesini isteyen, gerçekten sonuca ulaşmasını isteyen, barışla sonuçlanmasını isteyen, hatta Kürt sorunun tamamıyla çözülüp dağdakilerin de halkın arasına katılmasını istiyor. Ancak görünen fotoğraf deminde bahsettiğim nedenlerden dolayı bir güvensizliğin oluştuğu, bir oyalamanın oluştuğu anlamda bir kanı var. Yani bir pratik adım, bunun içinde bir pratik adım atılmadığı müddetçe, o somutlaştırılmadığı müddetçe bu güvensizlik devam edecektir. Dolayısıyla yani bunu somutlaştırmak gerekir, yasallaştırmak gerekir. Peki. Olmadığı müddetçe de o inançsızlık devam edecektir. Ama hiçbir zaman da süreçten de vazgeçilmeyecektir. Peki, ama sizin Batman'la ilgili söylediği çok önemli Faruk Bey'in. Siz nasıl okuyorsunuz bunu? Ya şimdi tabii iktidar nasıl bir yerde durulması gerektiğini tespit ederse bu süreçte, bu seçim süreci önemli bir süreç, öyle bir yerde duracak diye düşünüyorum. Yani şimdi Batman'da bana da gelen haberlere göre güvenlik güçlerinin alana çok yakınlaşması ve gençler arasında bir kıvılcımın çakması var, ama orada çakan kıvılcım meydandaki ana kürsüye kadar atılan gaz bombasına sebep oluyor. Yani zaten böyle bir yaklaşımla bu süreci taşıyamazsınız. Şimdi demin Abdülkadir Bey'in söylediği o mekanizmaların kurulması tabii ki çok önemli. İşte eyleme karışmış nasıl gelecek, karışmamış nasıl gelecek, orada doğmuş olan nasıl gelecek, bu siyasi hayata, toplumsal hayata nasıl karışacak kısmı önemli, ama bu müzakere kurulmamış olan, hala da kurulmamış mi? Olan. O aşamaya geldik mi? Hayır, işte çok sorun. Peki o aşamaya gelmemiş, size soruyorum. O aşamaya gelmemiş bir yapıda izleme yeti ne işe yarıyor? Tabii ki, onu söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi öyle bir şey ki bu masa, yani bu kurulmamış olan müzakere masası o kadar olmaması gereken en sıradan insani davranışlarla, demokratik haklarla, demokrasinin ABC'siyle doldurulmuş durumdaki masa, buraya gelmesi çok uzun bir süreç. Onun için biraz bunu oyalama deyince bazen kızıyorlar. Yani siz bunları konuşarak oraya varamazsınız. Abdülkadir Bey biraz bundan önceki turda dedi ki seçilen isimler doğru isimler. Gerçi şu anda onaylanmış, yani daha doğrusu teyit edilmiş isimler değil, ama sizce doğru isimler mi? Ben isimleri çok tartışmak istemem. Yani başkaları da olabilirdi, ama sorun demin Levent Bey'in sorusu gibi, neyi izleyecekler? Hayır, doğru ve yanlış da siz zannediyorum yanlış anladınız. Olabilir. Yani iki tarafın üzerinde mutabakata vardığı isimler anlamında söyledim. Bunları seçmekte doğru yaptılar ya da yanlış yaptılar anlamında demedim. Hayır, ben de aslında demedim. Sorumu üzerinde o manada demedim. Üzerinde çalışılan isimler bunlar. Hayır, şu manada ben de yanlış anlaşılmasın, bu isimler doğru mu derken onların şahıslarına yönelik bir soru sormuyorum. Şunu demek istiyorum. Yani izleme komitesi de olacaksa böyle mi olmadı? Mesela belki hukukçulardan oluşabilirdi. Ya da daha farklı bir fonksiyonu olacaksa daha uluslararası müzakere ya da yani genelde başka ama türlü tartışmalara sahip olabilir. Ama her o manada sordum. Her sürecin pratiği farklı. Bir de neyi yani izleyecekler sorusunun sadece hala cevabı yok. Yani bir daha bu saatten sonra git İmralı'ya görüş, dön Kandil'e dönüş, gel Ankara'ya görüş, bir anlamı yok. Çünkü zaten artık ortaya ilkeler konulmuş, ortak bir açıklama yapılmış, 10 tane temel ilkede anlaşılmış. Onun altı nasıl olacak? Mesele bu. Bunu dolduracak olan da izleme kurulu değil. Yani bu izleme kurulunu şimdi oluşturmak bence atı arabanın arkasına koşmak gibi bir tablo. Komisyona havale etmek. Onun için burada oyalanıyor deyince kesinlikle bazen kızıyorlar. Kesinlikle çok yanlış. O zaman lağvedelim izleme komitesini. Şimdiye kadar Öcalan bundan niye ısrar ediyordu? HDP niye ısrar ediyordu? Şimdi HDP genel başkanı, eş başkanlarına soralım ya da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'na en yakın ulaşabileceğimiz soralım. Çözüm süreci açısından izleme komitesi kendileri açısından gerekli mi değil Hayır, mi? Pardon Abdülkadir Bey, izleme kurulu gereksiz demiyoruz. Hayır.
Ama ondan evvel oluşması gereken bir müzakere masası var diyoruz. Müzakere yani. Masası olmadan, zaten şu anda görüşme masası olmadan izleme komitesi oluşturulamaz ki. Yani izleme komitesi bu çözüm sürecinde önemli aşamalardan birisidir. Bu izleme komitesi Öcalan örneğin benimle gelsin görüşsünler. Bu çözüm süreciyle ilgili projemi ve pratikte atılması gereken adımları hükümetle, HDP heyetiyle değil, onların dışında bir üçüncü tarafla paylaşmak istiyorum ki bence çok önemli. Ha bir şey söyleyeceğim. Vakit çünkü daralıyor. Bu koalisyonlar konusunda. Evet, onu söyleyecektim. Çok kısa olarak söyleyeyim. Koalisyon hükümetleri demokrasi dışı bir yönetim şekli değildir ama çok arzulanan bir yönetim şekli, önerilen bir yönetim şekli değildir. Ayrıca bizde koalisyon hükümetlerinin bir geçmişi var. 70-80 arasında, 90-2000 arasında. O koalisyon hükümetleri hesaba vurduğumuzda 70-80 arasında hükümetlerin ömrü 1 yıl 4 ay. 90-2000 arasında 1 yıl 6 ay hükümetler sürüyor. Şimdi kısa süren hükümetler uzun vadeli perspektifler oluşturamıyor. Yani bir yıllık ömrü olan bir hükümetin siz Kürt sorunun çözümünde sadece iyi niyet beyanından öte bir şey yapabileceğini bekliyor musunuz? Koalisyon hükümetleri güçlü siyasi yapılar ortaya çıkarmadığı için, tam tersine siyasi istikrarsızlık ortaya çıkardığı için askeri vesayeti güçlendiriyor. İşte o zaman askerin adını dahi anmaktan korkan, pandominle Genelkurmay ikinci başkanı Çevik Bir'in adını söyleyen başbakanların yönettiği bir Türkiye oluyor. O zaman Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olarak diyor ki ya o kadar çok hükümet kuruluyor ki bazen bakanların adını hatırlayamıyorum diyor. Sayın Bakan hoş geldin diyorum. Sayın Bakan uğurlar olsun diyorum. Ha şunu söylüyorum, bu demokrasi dışı bir şey değil ama Türkiye'nin geldiği bir noktada koalisyonları önermek demek bence Türkiye'ye haksızlık olur. Ve Türkiye'yi koalisyon hükümetleri döneminde cehenneme, cehenneme, koalisyon hükümetleri bak 70-80 arasında Türkiye'yi darbeye götüren sağ-sol çatışmalarına, 92.000 arasında Türkiye'yi o halle yönetilen dönemlere soktu. Türkiye bir kez daha oraya dönmez. Ben Allah bu milleti bir kez daha koalisyonlardan korusun. Ya o zaman sen koalisyonlarla gelmedi ki. Müstakbel koalisyon ortağı. Şimdi müstakbel koalisyon ortağı olarak bir iki şey söyleyeyim. 28 Şubat tamam koalisyonların, 28 Şubat koalisyon hükümetlerinin yani zayıf hükümetlerin olduğu dönemde Şirin oldu. Şirin Hanım, tamamıyla. 87'de geldi Olan Suhal ve ilk Hayri Kozakçıoğlu'dur. Arap tek başına iktidardaydı. Yani Olan Suhal 90'lı yıllar o halin en katı uygulandığı dönemde. Değerli arkadaşlar, dönemde. Bir sefer korkunun ecele faydası yok. Ben yani olacağı söylüyorum. İyidir, kötüdür şimdi onu da söyleyeceğim. Bana göre Türkiye'de bütün dengeleri düzeltecek. Çünkü bir güç zehirlenmesi yaşıyor şu an Türkiye. Bir hazımsızlık yaşıyor. Ve şuna da kesinlikle katılmıyorum. Efendim koalisyonlar ülkeyi iyi idare edemez de işte efendim böyle uzun vadeli hükümetler çok başarılı olur. Milli Şef İsmet İnönü 1938'den 1950'ye kadar yönetti. Ondan önceki de 1923'ten 38'e kadar 15 sene yönetti. İşte Türkiye'nin geçmiş siyasi tablosu iyi mi yönetildi, kötü mü yönetildi, diktatörlük müydü, değil miydi, nasıl bir dönem geçti ortada. İki, yani tek adam, tek parti çok iyi yönetir, bu doğru değil. İki, koalisyonlar kötüdür, bu da doğru değil. Bugün İsrail, Orta Doğu'da bütün bir Orta Doğu'yla savaşıyor. Bütün bir Orta Doğu'yla. 1948'de kurulduğundan bugüne kadar siyasi tarihinin dörtte üçünü koalisyonlarla geçirmiş. Yani kendince ciddi bir güvenlik sorunu yaşamasına rağmen, sürekli savaşın içinde olmasına rağmen bütün bir bölgeyle onlarca siyasi parti var. İşte yeni seçim oldu biliyorsunuz. Birkaç gün önce yeni seçim oldu. Şu an tekrar bir koalisyon çıktı orada. Yani kendi sorunlarını, siyasi, askeri, kültürel, neyse kendi sorunlarını bu kadar karmaşa ve curcuna içinde bile demokrasini zedeleyemeden götürebiliyor. Diğer Avrupa'daki birçok ülkede yine öyle. Yani sadece Türkiye'de olmuyor bu. Bütün bir Avrupa tarihinde şimdi tek tek Fransa, İngiltere'ye bakarsanız. Dolayısıyla koalisyonun da iyisi var, koalisyonun da kötüsü var. Tek parti iktidarının da iyisi var, tek parti iktidarının da kötüsü var. Bize düşen ne? Bu siyaseti dengelemek. Bir de böyle bir denge çıkacak diyorum ben. Yani iyi ve kötüsünden ayrı böyle bir denge çıkacak. O zaman ne yapalım?
Ben bir sefer daha söyledim. Dükkanı kapatalım, bütün milletvekillerini AK Partisi'ne verelim. Tek başına devam mı etsin? Yani kendimizi feda mı edelim? Varlığımızı AK Parti'nin varlığına armağan mı edelim? Diyarbakır'ın 8 milletvekilini, alacağımız 8 milletvekilini AK Parti'ye mi bırakalım? Ne yapalım? Yani dolayısıyla koalisyon çıkarsa koalisyon çıkar ve onun içinde de ülke nasıl daha iyi yönetilir, nasıl daha iyi bir uzlaşma olur, siyasetçiler bu çözümü. Şirin Hanım, sandıktan ne çıkarsa ona saygı duymak lazım. Evet. Bu millet koalisyon derse koalisyon, tek başına hükümet derse tek başına hükümet. Ama şunu görelim, şu andan itibaren o zaman 7 Haziran'da millet sandığa gidince tek başına iktidarı mı, yoksa kendisine koalisyon vaat edenler mi oylar ki HDP'nin de bunu ben çok arzu ettiğini zannediyorum. Peki ama orada yine o zaman şu noktaya gelmiyor muyuz? Madem koalisyonlar kötü, tek parti iktidarları iyi, tam da bu nedenle barajın aşağı çekilmesi gerekmiyor muydu ki koalisyonlar olmadan HDP şimdi, meclise gitsin ve... Ben baraj konusunda biliyorsunuz yazılarımda da belirtiyorum. Barajlı bir demokrasi getirdiğini savunuyorum. Ama şu var, koalisyon hükümetleri konusunda Türkiye'nin bir geçmişi var. Ekonomik olarak yaşadığımız krizler, 2001 krizi, koalisyon hükümeti yine döneminde. Yine krizdeyiz, dolar %20 arttı. O hal dönemi, yani o yine halin, gayrimeşrulların olduğu dönem, yine koalisyon hükümetlerin, sağ-sol çatışmalarının olduğu, Türkiye'yi darbeye götüren 70-80 arası, yine koalisyon hiçbir hükümetleri. Hiçbir tır kamyonu dönemi. Şu an Kilis'ten öteye gidemiyor. Suriye'ye, Irak'a, Suudi Arabistan'a, işte ekonomik gelişme. Yani Türkiye'nin, polemik yaparsan polemik alırsın. Boş Türkiye'nin, geç, Türkiye'nin, geç, bunları Türkiye'nin, geç. Türkiye'nin geç. Bir geçmiş var. Türkiye 50-60 arasında, 65-69 arasında, 83-87 arasında, 2002-2015 arasında sağladığı siyasi istikrarla. Bu sefer de halkı şimdi şeyden korkutuyorlar. Aman bak ne olur, öcü gelir. Siyasi istikrarla. Öcü gelir. Sözümü tamamlayayım mı? Hayır, ne söz zaten, daha mı söz sizde? Bakalım müsaade biraz söyledi de dedi ki peki, çok konuşuyorsun, niye bırakmadın? Siyasi Allah'a istikrar Türkiye'de ekonomik istikrarı getirmiştir. O açıdan ben koalisyonların Türk seçmen üzerinde olumlu bir etki yapacağını düşünmüyorum. Peki, son tur. Levent Petek'in var mı? Ondan sonra döneceğim. Benim var, sözüm var. Tamam. Birazcık şeyin dışına çıkayım böyle. Diyarbakır'la ilgili birkaç cümlem var. Hayatı sadece yönetimden, kazanmaktan, kimlikten falan da ibaret zannediyoruz. Türkiye'de sadece Türkiye'yi yönetmek diye bir mesele yok. Sanat var, edebiyat var, kültür var, tarih var. Bugün Diyarbakır'da büyük bir hayal kırıklığına yaşadım. Onun özellikle altını çizeceğim burada. AK Parti ya da CHP belediyeleri İstanbul'u nasıl mahvetmişse HDP belediyesi de Diyarbakır'ı aynı mahvetmiş. Vallahi canını sıktı bize. Bravo. Ortak bir kanaat. Şimdi ben şöyle bir görüşüm var. Türkiye'nin en şanslı şehirleri, en yoksul, en geri kalmış şehirleridir. Çünkü bizim artık İstanbul gibi bir ölmüş şehirde hayat sürüyoruz. Orayı düzeltme şansımız yok. Çok kaba tabirle söylüyorum. İstanbul'u Paris yapma şansımız yok ama Şırnak'ı var. Ama Diyarbakır'ı var. Yepyeni bir mimariyle, yepyeni bir şehir planlamasıyla, bahçesiyle, parkıyla. Bugün gittik oturduk Hasanpaşa şeyinde. Hanı. Hanı. 1500 yılında yapılmış bir han. Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasanpaşa yaptı. Değil mi? Evet. Ya o tarihi hana, şimdi keşke imkanım olsa resmini göndersem. Çadır çadır, çadıra döndürmüşler. Aynen İstanbul Belediyesi'nin Süleymaniye Külliyesi'ne yaptığı çadırın aynısını yapmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ya arkadaş, HDP burada 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorsun değil mi sonuçta? Ya o kadar bize burada mücadele ediyorum, davayı kazanacağım, biz Kürtler. Ya senin nasıl bir şehir yaptın? TOKİ diye bir ucubeyi niye koydun bu şehire ya? Hiç demedim mi arkadaş, bir dakika benim bu şehrimin bir mimari kimliği olacak. Bir yeniden tasarlayayım. Biz zaten hazır elimizde bir imkan var. Bak geri kalmışız, şehirlerimiz berbat. Oturup yeniden çizebiliriz, yeniden bir kaldırım yapabiliriz. Bunların hiçbirini dememiş. Bunu bize neyi çıkarıyor biliyor musun? Aslında kumaşımızın kalitesi aynı. Aynı kumaşın kalitesindeyiz. Belediyeyi aynı yönetiyoruz. Kafamız aynı. Yollarımız çöp. Şehirlerimiz berbat, kaldırımımız yok, tarihi eser diye zerre kadar kültürümüz yok. Çadıra çeviriyoruz tarihi eseri. Ya düşünebiliyor musunuz? 1500 yıllık tarihi eser çadıra dönmüş. O kadar yadırgadım çadıra ki. Çadıra dönmüş derken üstüne çadır konulmuş. Çadır üstüne değil, çadır tentelerle, eklemeler yapılmış, çadır eklemeler falan.
Bunu niye HDP'ye yakıştırmadın? HDP ideolojik bir parti. İdeolojik partilerde bu sanat, sinema, edebiyat daha öncelikli olması lazım. Mesele sadece siyasi zafer değil. Biraz oraya bakmaları gerekiyordu. Ya birazcık mimariye önem vermeleri gerekiyordu. Hakikaten çok yadırgadım onu söyleyeyim. Peki, buyurun. Hemen kısa sizin ikinizden alacağım son. Levent Bey'in konuşması beni şöyle mutlu etti. Ben şu sonuca da varmak istiyorum. HDP'nin yerel yönetimlerle yönettiği şeylere kattığı katma değeri gördük. Bunu siyasete de uyarlayabiliriz. Dolayısıyla Altan Bey her ne kadar kendi koalisyon ortağı görse de acaba AK Parti HDP ile koalisyon yapar mı? Hayır, sizden niye yapalım? Bakalım hadi bakalım. Kim kimle yapacak? Nasıl yapacak? Belli değil ki bunlar. Şöyle. Sandıktan ne çıkar belli değil. Çünkü bu iş, evet, biraz da vizyon meselesidir. Evet. Şehre dair bir vizyonunuz yoksa her anlamda sadece ideolojiyle şehirler yönetilmez, halklar yönetilmez. O konuda ben Levent Bey'e duyularıma tercüman olduğu için teşekkür ediyorum. Ama İstanbul'u katlettiniz. İstanbul'u katlettiniz onu. İstanbul'u önlediniz. Siz bozdunuz. İstanbul'a ne yaptınız, duydunuz mu? Ben Diyarbakır özelinde. Hayır, İstanbul'u duydunuz mu özelinde? İstanbul'u öldürdünüz dedim. Diyarbakır hazır ölme. Yani AK Parti yaralı, dedim. Yaralı, Diyarbakır yaralı, İstanbul. Ölü. Ölü bir şehirde yaşıyoruz dedim. Süliyeti bozdu. AK Parti bozdu İstanbul'un süliyetini. Tarihi hem de İslamcı muhafazakar bir parti. Süliyeti mahvetti. Yağmaladı, talan etti. Yağmaladı. Diyorum ki Diyarbakır'daki aynı oluyor, onu gördüm. Keşke olmasaydı, keşke bir şehir kültürü olsaydı. Biz daha olsaydı. Yaralıyız, inşallah kurtulur. İnşallah. Peki i̇nşallah çok az kurtulur. Zaman kaldı. Vahit Bey, sonuçta CHP buradan milletvekili çıkarabilecek mi sizce? Temennimiz o, çıkaracağız. Yani o konuda iddialıyız, onu söyleyeyim. Ve yalnız ben Abukadir Bey'e bir şey sormak istiyorum. Sandığa saygılı olmak gerekli diye. Acaba bu İstanbul Üniversitesi sonuçlarıyla ilgili ne düşünüyor? Orada da sandığa saygılı olmayı düşünüyorlar mı? Rektörlük seçimi. Evet, ama onun bir kanuni düzenlemesi var. Orada, yapılan seçimde çıkan sonuçlar YÖK tarafından öneriliyor ve atam oluyor. Şimdi sandık konusuna girmeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1946'da sicili vardı. Mersin'deki Aslanköy'e kadar gideriz. Aslanköy'e kadar gideriz. Kadınların yazdığı, sandıkta yazdığı demokrasi destanını anlatırım. Peki İstanbul uzakta bırakalım. İstanbul uzakta. Yani başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayır, teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi yoruza dönelim aslında. Yani yarın değil öbür gün mesaj okunacak. Bütün bu tartışmalardan da aslında ben şöyle bir sonuca varıyorum. Yani bence yarın Öcalan'ın mesajı seçime kadar olan çatışmasızlık sürecinin tahkimatını sağlayacak. Ama bu gerçekten seçimden sonra sürdürülebilir mi konusunda ciddi kuşkularım var. Yani seçime kadar böyle bir oyalama süreci yaşanacak bence. Türkiye'nin doğusuna, bölgeye kurulmamış bir müzakere masası gösterilecek. Türkiye'nin batısına dönülecek ve Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunu nereden çıktı denecek ve böyle bir yöntemle seçime kadar vardırılacak. Yani seçimden sonra ne olur? Bu seçimde alınacak sonuca göre kağıtların yeniden karılması demektir. Eğer yani bu demin Altan Bey'in de bahsettiği güç zehirlenmesi sürerse seçimden sonraki sonucun ben çok da Türkiye açısından hayır olacağını düşünmüyorum. Peki buyurun Faruk Balıkçı, son sözü size vereyim. Buyurunuz. Yani umarım süreçle ilgili somut adımlar atılır, yaşama geçirilir ve süreç devam eder. Peki tekrar sorayım. Bu süreçte özellikle şuna dikkat etmek gerekir dediğiniz alandan tecrübenizle ya da duyduklarınızla söyleyebileceğiniz var mı? Madem cumartesi günü Nevruz mesajı yayınlanacak diyoruz. Hani şu olursa bu olur. Evet. Beklenti budur, şu olmalıdır dediğiniz bir şey var mı en azından? Böyle hassas günlerde, özel günlerde özellikle güvenlik güçleriyle kalabalığa, Nevruz'a katılanların aralarında bir mesafe olması gerekir. Yani kalkıp o oraya etten bir duvar örülürse, o silahlar gösterilirse onun sonucu da farklı olabilir. Evet. Dolayısıyla halkın daha rahat kutlayabileceği, yani silahların gölgesinde kutlanmayacağı bir Nevruz olmasını temelli. Son söz ben de bir cümle söylemek Batman istiyorum. Bu Batman olayıyla ilgili hükümetin de bir açıklaması olacaktır herhalde. Bunu kim yaptı, neden yaptı? Araştırılması lazım. Gerekirse komisyon kurulması lazım. Çünkü sürecin bundan sonra provokasyonlara tahammül yok. Bir cümle söylemek istiyorum. Çözüm konusunda gerçekten işimiz zor ama şunu görüyorum. Bu barış treni doğru rayda bence barış istasyonuna ulaşacak, o konuda umutlu. Altan Bey, çok az vaktim kaldı. Barış treni devam etsin.
Yeni bir Orta Doğu kurulacak, yeni bir Türkiye kurulacak. Kürtler de bu yeni Orta Doğu'da ve yeni Türkiye'de kardeşçe yaşamak istiyor. Başka bir derdimiz, başka bir kavgamız yok. Hakkımızı, hukukumuzu alarak yeni Türkiye'de, yeni Orta Doğu'da birlikte olalım diyoruz. Ama bunu Milli Ordu'ya kumpas kuruldu. 68 generali hapse attık, bizi kandırmışlar diyenler yapamayacak. Ondan da bir şeyimiz yok. Neden? Yani bunu ya askere atıfta bulunarak mı? Hayır, şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bizi kandırmışlar. Ha, bugünkü ya şey. Bugün dedi. Peki 68 general içeriye alınırken seni kandırdılar. Milli Ordu'ya kumpas kurdular, seni kandırdılar. Öbüründe kandırdılar. Bence şimdi de kandırıyorlar kendisini. Kandıranlar asker olabilir mi? Hayır, onu demiyoruz zaten. Hayır, ben size soruyorum. Şu an kandıranlar mı? Evet. Şu an derin devlette tekrar bir ittifaka gitme yoluna düştü ki kötü bir yol. Allah o kötü yoldan kurtarsın inşallah. Böyle bir tehlike görüyorsunuz tabii yani. Tabii, kesinlikle görüyorum. Ben şöyle araya girmek istiyorum. Peki. Batman'da tetiklere basan polisler incelenirse herhalde olay biraz daha açıklanır. Aslında önemli bir tespiti en sonda Altantan yaptı, bilmiyorum bunu tartışmaya açmak 90 artı 3. evet. 90 artı 3. önemli bir şey çünkü Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı açıklama gerçekten hani 28 Şubat'ın hesabını soralım derken şimdi hep birlikte kandırıldık noktasına geldi. Bunu da başka bir programda tartışalım. Bence şu anda da kandırıyorlar ve şu anda onu kandıranlar ona çok kötü oyunlar hazırlıyorlar. Allah kurtarsın. Peki. Bu programa ne manşet atsak diye düşünsek herhalde şu anda her şey belirsiz. Cumartesi gününü bekleyelim, mesajın içini görelim, ondan sonrasını tekrar konuşalım dememiz gerekiyor. Zaten öyle de yapacağız. Cumartesi günü gün boyunca Nevruz alanından CNN Türk olarak hem konuklarımızla hem de röportajlarımızla size günü aktaracağız, yaşananları aktaracağız. Yine cumartesi akşamı saat 20'de de ben Nevruz özel programı ile karşınızda olacağım. Çıkan mesajı bir kez daha değerlendireceğiz. Yarın akşam da 360 derecede Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanı Gülten Kışanak konuğum olacak. Şimdilik bizden bu kadar. İyi akşamlar efendim.